Anton Çehov, öylesine bir hikaye. Rusya'da Nikolay Stepanoviç filanca adında 3. dereceden çeşit çeşit nişana sahip kıdemli bir profesör vardır. Resmi günlerde göğsü bu nişanlarla donanınca üniversiteliler onu bir ikona vitrinine benzetirler. Profesörün çevresi, eşi, dostu hep kalburüstü kimselerdir. Şu son 25-30 yıl içinde Rusya'da ün yapmış bilginlerden hemen hemen hepsi yakın ahbabıdır. Ama artık arkadaş olacak kimsesi kalmadı. Geriye göz atacak olursak ünlü dostlarının listesinde Pirogov, Kavelin ve şair Nekrasov'un adlarını görürüz. Hepsi profesöre en içten, en sıcak bir dostlukla bağlıydılar. Profesör bütün Rus üniversitelerinin ve 3 Avrupa Üniversitesi'nin üyesidir. Bunlardan başka da pek çok şeyi birbiri ardınca sıralayarak vasıflarımı tamamlayabilirsiniz. Adım iyice tanınmıştır. Rusya'da her okur yazar adımı bilir. Yabancı ülkelerde kürsü sahipleri adımın yanına meşhur, saygıdeğer sıfatlarını eklerler. Gerek toplum, gerek sadece basın için beni haksız yere dile dolayıp hücum etmek seciyesizlik sayılır. Bu bakımdan taşıdığım isim az rastlanan talihli adlardan biridir. Zaten öyle olmalı. Çünkü adım anıldıkça kafanızda ünlü, çeşit çeşit yetenekli ve %100 faydalı bir adam canlanır. Çalışkan deve gibi dayanıklıyımdır. Bu önemlidir. Çok yetenekli olmamdan da önemlidir. Sırası gelmişken şunu da söyleyeyim. Terbiyeli, alçak gönüllü, namuslu bir adamım. Hiçbir zaman burnumu ne edebiyata ne siyasete soktum. Cahillerle tartışarak ucuz şöhret peşinde koşmadım. Ne ziyafetlerde ne ölen arkadaşlarımın mezarı başından nutuklar çektim. Kısacası bilgin olarak taşıdığım isimde tek bir leke yok. Adım benden şikayetçi olamaz. Talihli bir isimdir. Bu ismi taşıyan ben 62 yaşında, dazlak, takma dişli, bir türlü geçmeyen bir tikten mustarip bir adamım. Güzel parlak ismime rağmen kendim renksiz çirkinim. Başım, ellerim zafiyetten titrer. Boynum Turgenev'in kadın kahramanlarından biri gibi kontrabas sapını andırır. Göğsüm çökük, sırtım dardır. Konuşurken, bir şey okurken ağzım çarpılır. Gülümserken bütün yüzüme ihtiyarlara has buruşukluklar kaplar. Zavallı gövdemde heybetten eser yok. Ancak tik başlayınca yüzümde bambaşka bir ifade belirir. İhtimal o anda beni görenin aklından adam yakında yolcu olacağı benziyor düşüncesi geçer. Kürsüden konuşmam fena değildir. Dinleyicilerimin dikkatini eskisi gibi 2 saat uyanık tutabiliyorum. Heyecanım edebi, nükteli, ifadem sesimin kusurlarını hemen hemen tamamıyla örtüyor. Halbuki kuru, softalarınki gibi makamlı bir sesim var. Kalemim hiç iyi değil. Beynimde yazı yeteneğimi idare eden ufacık parça artık çalışmam diyor. Hafızam zayıfladı. Fikirlerimin akışı bozuldu. Kafamdaki düşünceleri kağıda geçirirken aralarındaki esas bağlantıyı birdenbire kaybediveriyorum. Yazılarımın kuruluşu gitgide daha bir örnek oldu. Cümleler fakirleşti, ürkekleşti. Çok defa kalemimden asıl söylemek istediklerimden bambaşka şeyler çıkıyor. Yazının sonuna gelince başta neler dediğimi hatırlamıyorum. En basit kelimeleri sık sık unutuyorum. Gereksiz şeyler, uzun, dolambaçlı cümleler kullanmamak için üstün bir gayret sarf ediyorum. Bütün bunlar dimağımın çaptan düştüğünü açıkça gösteriyor. İşin tuhafı, konu sade oldu mu onu kaleme almak benim için zorlaşıyor. Bilimsel bir makale yazarken kendimi bir tebrik mektubu ya da bir rapor yazdığım zamana göre daha serbest, daha aklı başında hissediyorum. Almanca ya da İngilizce yazarken daha az zahmet çekmem de ayrı bir konu. Bugünkü yaşayış tarzıma gelince, ilkin son zamanda bir türlü yakamı kurtaramadığım uykusuzluktan bahsetmeliyim. Birisi hayatının en belli başlı, en dikkate değer tarafı nedir dese uykusuzluk cevabını verirdim. Eski alışkanlığımla tam gece yarısı soyunup yatağıma giriyorum, çabucak uyuyor fakat 2'ye doğru sanki hiç uyumamış gibi bir hisle uyanıyorum. Kalkıp lambayı yakmaktan başka çare bulamıyorum. 1-2 saat odayı bir ucundan öbür ucuna arşınlayıp duvarlarda çoktandır ezberlediğim resimleriyle tabloları seyrediyorum. Dolaşmaktan usanınca yazı masama geçiyorum. Kıpırdanmadan, hiçbir şey düşünmeden, hiçbir arzu duymadan oturuyorum. Elimin altına bir kitap düşerse alıp ilgi merak duymadan okuyorum. Geçenlerde böylece hiç farkında olmadan Kırlangıcın Dedikleri diye garip adı olan koca bir romanı yutuverdim. Bazen zihnimi meşgul etmek için 1000'e kadar saymaya başlarım ya da arkadaşlarımdan birini düşünerek yüzünü gözümün önüne getirir, hangi yılda, hangi şartlar altında çalışmaya başladığını hatırlamaya gayret ederim. Şuradan buradan gelen sesleri dinlemek de bana zevk verir. Kah iki oda ötede kızım Liza uyku arasında hızlı hızlı bir şeyler söyler, kah karım elinde mum salondan geçerken mutlaka kibriti düşürür. Arada bir dolabın kuru tahtaları çatırdar, lambanın fitili aniden vızıltılı bir ses çıkarır. Bütün bu sesler nedense bende heyecan uyandırır. Gece uyumadığım her an normal olmadığımı hissederim. Bu yüzden uyumamanın haklı sayıldığı sabaha gün ışığını iple çekerim. Horozun ötüşüne kadar uzun üzücü bir zaman geçer. Horozun sesi ilk müjdecimdir. Ondan 1 saat sonra aşağıda kapıcımızın uyanacağını ve öfkeli bir öksürmeyle nedense yukarı çıkacağını bilirim. Daha sonra yavaş yavaş gün ağarmaya, sokakta sesler duyulmaya başlar. Günüm karımın odama girmesiyle başlar. İç etekliğiyle saçını taramadan ama yıkanmış, kolonya kokusu saçarak içeriye sanki kazara uğramış gibi girer. Her zaman kusura bakma 1 dakika uğrayayım dedim, gene mi uyumadın diye başlar. Sonra lambayı söndürüp masanın yanına oturarak laf açar. Kahin değilim ama söyleyeceğini bilirim. Her sabah aynı nakarattır. Sağlığınla ilgili meraklı sorulardan sonra birdenbire Varşova'daki subay oğlumuzu hatırlar. Her ayın 20'sinden sonra ona 50 ruble göndeririz. Zaten konuşmamızın ana konusu budur. Karım göğüs geçirerek, tabii bu bizim için kolay değil fakat çocuk kendini kurtarana kadar yardım etmek boynumuzun borcu. Yavrucak gurbet elde, aylığı az ama istersen öbür ay 50 yerine 40 yollarız ne dersin der. Gündelik deneyimlerimizin karıma masraflarımız üzerinde sık sık konuşmanın bunları azaltmayacağını göstermesi gerekirdi. Fakat karım bunu kabul etmez. Her sabah subayımızdan, Tanrı'ya şükür ekmeğin ucuzlamasından, şekerin 2 kapik fırladığından bahseder durur. Bunları da önemli bir haber verir gibi bir sesle söyler. Onu dinler, dalgın dalgın başımı sallarım. Gece uyumadığımdan olacak, tuhaf, lüzumsuz düşünceler zihnimi kurcalar. Karıma bakıp çocuk gibi şaşarım. Kendi kendime hayretle, bu yaşlı, şişko, biçimsiz kadın, durgun bakışı, ekmek kaygısı, borç, yokluk endişeleriyle dolu, yalnız ucuzluk lafına yüzü gülen bu insan, vaktiyle canım kadar sevdiğim o ince zarif Varya mıydı? Kafalı, iyi düşünen, temiz ruhlu, güzel bir kadın olduğu için Otello'nun Desdemona'yı sevdiği gibi bilgime karşı duygulanışı yüzünden sevdiğim kadın bu muydu? Vaktiyle bana bir erkek evlat doğuran Varya aynı Varya mıydı derim. Hamlaşmış, hantal koca karının yüzünü olanca dikkatimle inceleyip eski Varya'mı arıyorum. Fakat eski günlerden ancak sağlığım için kaygısı, bir de konuşurken aylığım yerine aylığımız, şapkama şapkamız demesi kalmış. Ona içim sızlayarak bakıyorum. Biraz teselli bulsun diye dilediği gibi konuşmasına izin veriyorum. Hatta başkaları hakkındaki haksız hükümlerine, muayenehane açmadığım, okul kitapları yazmadığım için beni azarlamalarına ses çıkarmıyorum. Konuşmamız hep aynı şekilde sona eriyor. Karım birdenbire çay içmediğimi hatırlayarak telaşlanıyor. ''Aa ne diye oturuyorum sanki, semaver ne zamandır masada duruyor, ben de oturmuş gevezelik ediyorum, inan kafa kalmadı bende artık.'' Kapıda tekrar duruyor. Yegor'a 5 aylık borçluyuz, haberin var mı? Hizmetkarların aylıklarını ihmal etmemeli. Kaç kere söyledim bunu. Her ay 10 ruble vermek, 5 aylık 50 rubleyi birden vermekten daha kolay gelir. Dışarı çıkıp bir kere daha vuruyor. Şu bizim zavallı Liza'ya acıdığım kadar kimseye acımam. Yavrucak konservatuara gidiyor, iyi insanlarla ilişki kuruyor. Halbuki üstü başı yürekler acısı. Sırtındaki manto sokakta insan utancından yerin dibine geçirir. Başka bir kız için gene neyse ama Liza'nın babasının meşhur bir profesör, 3. dereceden memur olduğunu herkes biliyor. Şöhretimle rütmemi başıma kalktıktan sonra gider. Günüm böylece başlar işte. Devamı da bundan daha iyi değildir. Çay içerken kızım Liza girer. Mantosunu, şapkasını giymiş, elinde notaları konservatuara gitmeye hazırlanmıştır. Kızım 22 yaşında, daha küçük gösterir. Güzel kızdır. Karımın gençliğini andırır. Beni elimden, şakamdan şefkatle öptükten sonra günaydın babacığım nasılsın der. Küçükken dondurmaya bayılırdı. Onu sık sık dondurmacıya götürürdüm. Sevdiği her şeyi dondurmaya benzetirdi. Beni bile, benim kaymaklı babacığım diye severdi. Parmaklarına şam fıstıklı, kaymaklı, ahududulu diye at takmıştı. Sabahları günaydına gelince kucağıma oturtur, parmaklarını bir bir öperken kaymaklı, şam fıstıklı, limonlu diye sayardım. Hala eski günlerin anısıyla Liza'nın parmaklarını öpüyor, şam fıstıklı, kaymaklı, limonlu diye mırıldanıyorum. Fakat hiç de hoş olmuyor. Dondurma gibi soğuk bir halim var, kendimden utanıyorum. Kızım yanıma gelerek dudaklarını şakama değdirince arı sokmuş gibi ürperiyor, yüzümü öteye çevirip zar zor gülümsüyorum. Uykusuzluk illetine tutulduğumdan beri beynime çivi gibi bir düşünce saplandı. Kızım, ben ihtiyarın, tanınmış bir adamın, uşağı olan borcu yüzünden nasıl azapla kıvrandığının farkındadır. Ufak tefek borçlar yüzünden işimi gücümü bırakıp saatlerce odamda bir duvardan öbürüne gidip geldiğimi bilmektedir. Acaba neden annesinden gizli olarak bana gelip, "Baba, işte saatimle bileziklerim, küpelerim, giysilerim. Paraya ihtiyacım varsa bunları rehine koy," demez. Boş bir gurura kapılarak annesiyle benim durumumuzu nasıl herkesten saklamaya çalıştığımızı bildiği halde neden müzik gibi pahalı bir zevkten vazgeçmek istemiyor? Ne saatini, ne bileziklerini, ne de başka fedakarlıklarını kabul ederdim. Tanrı korusun, istemem öyle şey. Bu arada oğlumu, Varşova'daki subayı hatırlıyorum. Zeki, dürüst, ağırbaşlı bir gençtir. Fakat benim için bu yetmez. Yaşlı bir babam olsa, sıkıntıda olduğunu, bu yüzden utandığını bilsem, subaylıktan vazgeçer, işçi olurdum. Çocuklarımla ilgili bu düşünceler beni adeta zehirliyor. Ne gerek var buna? Birer kahraman olmadıkları için basit insanlara kin beslemek ancak dar görüşlü, dünyaya küskün insanların işidir. Yeter bundan bahsettiğimiz. Ona çeyrek kala sevgili delikanlılarıma derse gitmem lazım. Giyinip 30 yıldır bildiğim ve bana göre bir tarihi olan yoldan üniversiteye gidiyorum. İşte eczanenin bulunduğu büyük gri renkli ev. Eskiden orada 6 birhane olan küçük bir ev vardı. Doktora tezimi, Varya'ya ilk aşk mektubumu hep bu birhanede yazdım. Mektubumu kurşun kalemle Historia Morbi başlıklı bir kağıda yazmıştım. Bu da bakkal işte. Vaktiyle bana veresiye sigara satan bir Yahudi kiralıyordu. Sonra dükkan. Hepsi ana evlatları olduğu için üniversiteleri seven şişman bir kadının eline geçti. Şimdi de kızıl saçlı, dünyayı umursamayan bir adam tezgah başına oturmuş, boş zamanını bakır çaydanlıkta çay kaynatıp içmekle geçiriyor. İşte üniversitenin kasvetli, çoktandır boya yüzü görmemiş giriş kapısı. Canı sıkkın, gocuklu avlu bekçisi, süpürge, kar kümeleri. Bu ilim yuvasını hayalinde gerçek bir mabet gibi canlandıran taşralı saf çocuk üzerinde böyle bir kapı nasıl bir etki yapar? Genellikle üniversite binalarının köhneliği, koridorların mutsuzluğu, isli duvarlar, ışık kıtlığı, merdivenlerle vestiyer ve sıraların hüzün verici manzarası Rus karamsarlığının en önde gelen nedenlerindendir. İşte bahçemiz. Benim öğrenciliğimden bu yana ne iyileşmiş ne de daha kötüye gitmiştir. Sevmem burayı. Şu cılız ıhlamurlarla sarı akasyalar, seyrek, kırpık leylaklar yerine upuzun çamlar, güçlü meşeler dikmek daha akıllıca bir iş olurdu. Ruh hali, çalıştığı yerin dekoruna bağlı olan üniversitede her adımında yalnızca yüce, güçlü, zarif şeylerle karşılaşmalı. Tanrı onu sıska ağaçların, kırık pencerelerin, yırtık muşamba kaplı kapıların ve boz renkli duvarların manzarasından korusun. Girişe yaklaşır yaklaşmaz kapı açılır. Eski dostum, yaşıtım ve adaşım kapıcı Nikolay beni karşılar. İçeri alınca boğazını temizledikten sonra "Hava soğuk ekselans," der. "Paltom ıslaksa" cümlesi "Yağmur yağıyor ekselanstır." Daha sonra önüm sıra koşarak yolumun üstündeki bütün kapıları açar. Çalışma odama girince özenle paltomu alır. O arada üniversite haberlerini yetiştirmeyi de becerir. Üniversite kapıcıları ve hademelerinin hepsiyle samimi olduğu için Nikolay 4 fakültede, kalemde, rektörün odasında, kütüphanede olan biteni herkesten iyi bilir. Neler bilmez o. Örneğin rektörün ya da dekanın istifası günün olayı olduğu zamanlar Nikolay'ın genç hademelerle konuşması kulağıma çalınır. Herif bir yandan adayları sıralar, bir yandan da filancayı bakanın tasdik etmeyeceğine, falancanın kendisinin razı olmayacağına dair bilgi verir. Sonra da kaleme gelen bir takım esrarengiz evraka, bakanla üniversite başkanı arasındaki gizli konuşmaya dair ayrıntıları anlatmaya başlar. Ayrıntılar hariç söyledikleri çoğu zaman çıkar. Üniversitede kimin hangi yılda doktorasını verdiğini, hangi yıl hizmete başlayıp ne zaman emekliye ayrıldığını ya da öldüğünü öğrenmeniz gerekiyorsa bu eski askerin yaman hafızasına başvurun. Size yalnız yılı ve ayı tarihiyle söylemekle kalmaz, olayla ilgili bilgi de verir. Ancak tatlı hatıralar hafızada bu kadar sadakatle saklanabilir. Nikolay üniversite efsanelerinin muhafızıdır. Kendisinden önceki kapıcılardan üniversite hayatına ait bir yığın hikaye miras kalmıştır. Uzun hizmet yılları bu serveti hayli zenginleştirdi. İstediğiniz zaman Nikolay size uzun kısa bir yığın hikaye anlatır. Hem de ne hikayeler! Her şeyi bilen harikulade akıllardan, haftalarca göz kırpmayan eşsiz çalışkan bilginlerden, sayısız ilim kurbanlarından ve daha nelerden söz edebilir? Hikayelerinde daima iyilik fenalığı yener, zayıf kuvvetliyi, akıllı aptalı, alçak gönüllü kibirliyi, genç ihtiyarı alt eder. Bütün bu efsanelerle masallara %100 inanmak gerekmez ama biraz elerseniz geriye gerçekten iyi şeyler kalır. Bütün iyi geleneklerimiz üstün nitelikleri herkesçe kabul edilen gerçek ilim kahramanlarının adları. Toplumumuzda bilginler alemiyle ilgili olarak sadece ihtiyar profesörlerin olağanüstü dalgınlığı hakkındaki fıkralar, kah Guruber'e, kah bana ya da Babuhin'e mal edilen 2-3 nükte bilinir. O kadar aydın bir çevre için bu azdır. İlmi, bilginleri, talebeleri Nikolay kadar sevmiş olsaydılar, Nikolay'ınki gibi destan, hikaye ve bilginlerden koca bir edebiyat meydana getirebilirlerdi. Haberleri verdikten sonra Nikolay'ın yüzünde ciddi bir ifade belirir. İş konusuna geçeriz. O sırada dışarıdan birisi Nikolay'ın bilimsel terimleri ne kadar rahatlıkla kullandığını duysa, onu kapıcı kılığına girmiş bir bilgin sanırdı. Sırası gelmişken şunu da söyleyeyim. Üniversite hademelerinin bilgileri hakkındaki hikayeler hayli şişirilmiştir. Gerçi Nikolay 100'den fazla Latince isim bilir. İskelet kemiklerini toplamasını becerir. Bazen preparat hazırlar. Öğrencileri uzun bir bilimsel terim kullanarak güldürür. Ancak 20 yıl önceki gibi şimdi de o pek basit kan dolaşımını hala kavrayamamıştır. Çalışma odamda masa başında kamburunu çıkarıp kitap okumakla ya da bir preparatla meşgul asistanım Pyotr Ignatyeviç'i bulurum. Çalışkan, alçak gönüllü ama yeteneksiz bir adamdır. Henüz 35 yaşında olduğu halde saçı dökülmüş, göbek bağlamıştır. Sabahtan gece yarısına kadar çalışıp durmadan okur. Okuduklarının hepsini eksiksiz olarak aklında tutar. Bu bakımdan paha biçilmez bir arkadaştır. Ama öbür bakımlardan yük beygirinden farksızdır. Tam anlamıyla bir budala alim. Dar görüşlülük ve ancak uzmanlık çerçevesi içinde bir değer taşımak, böyle bir yük beygirine, bir yeteneğe, bir cevhere sahip olmaktan alıkoyan nedenlerin başında gelir. Uzmanlık alanı dışında çocuk gibi saftır. Hiç unutmam, bir gün çalışma odama girip, "Kara haberi duydunuz mu? Skobelev'in öldüğünü söylüyorlar" demiştim. Nikolay istavros çıkardı. Pyotr Ignatyeviç bana dönerek "Kimmiş o Skobelev?" diye sordu. Bir günde Profesör Perov'un öldüğünü haber verdim. Sevimli Pyotr Ignatyeviç "Ne dersi verirdi?" diye sordu. Kulağının dibinde Patti şarkı söylese, Rusya'ya Çin orduları saldırsa, zelzele olsa kılı kıpırdamadan mikroskobuna bakmaya devam eder. Kısacası hekabe onun umrunda bile değildir. Bu kötülüğün karısının koynunda nasıl yattığını görmek için neler vermezdim. Pyotr Ignatyeviç'in ikinci özelliği ilmin kusursuzluğuna, özellikle de Almanların yazdığı her şeye sarsılmaz inancıdır. Kendisinden, hazırladığı preparatlardan son derece emindir. Deha, yetenek sahiplerinin saçlarını ağartan kuşkuyu, hayal kırıklığını tanımaz. Şöhretlere kölece bir tapınma duyar. Özgür düşünceye ihtiyacı yoktur. Bu adamla tartışmak, onu bir şeye ikna etmek imkansızdır. tıptan üstün ilim olmadığına, doktorların üstün insanlığına, tıpla ilgili geleneklere %100 inanmış bir adamla tartışabilir misiniz? Halbuki doktorluğun hiç de parlak olmayan geçmişinden bugüne şu beyaz kravat geleneğinden başka ne kalmıştır? Esasen bir bilgin ya da herhangi bir aydın için tıp, hukuk gibi ayrımlar olmadan genel üniversite gelenekleri bulunmalı. Fakat Pyotr Ignatyeviç bunları kolay kolay kabul etmez. Sizinle kıyamete kadar tartışmaya hazırdır. Geleceğini apaçık görebiliyorum. Ömrü boyunca birkaç yüz son derece temiz preparat hazırlayacak. Pek düzgün ama kuru raporlar yazıp 5-10 düzgünce tercüme yapacak. Hepsi o kadar işte. Bundan fazlası için düş gücü, yaratıcılık, lep demeden leblebiyi anlayabilme yeteneği gerek. Oysa Pyotr Ignatyeviç'te bunların hiçbirisi yok. Kısacası o, ilim alanında efendi değil, uşaktır. Ben, Pyotr Ignatyeviç ve Nikolay, pes perdeden konuşuyoruz. İçimiz pek o kadar rahat değil. Kapının öbür tarafından, salondan, denizin uğultuları gibi sesler geldikçe insan bir tuhaf oluyor. 30 yıldır bu hale bir türlü alışamadım. Her sabah içimde aynı duygu var. Redingotumu asabiyetle ilikliyor, Nikolay'a gereksiz sorular sorup kızıyorum. Görünüşte korkuyor gibiyim ama aslında bu korku değil, adını veremeyeceğim, tarif edemediğim bambaşka bir duygu. Hiç gerek yokken saate bakıp gitmeli artık diyorum. Sıralanarak yürüyoruz. Önden preparatları yahut atlasları taşıyan Nikolay, arkasından ben. En arkadan başını alçak gönüllülükle eğmiş yük beygirimiz gidiyor. Gerektiğinde önden sedye üzerinde bir kadavra götürürler. Kadavrayı Nikolay takip eder. Amfiye girer girmez öğrenciler ayağa kalkıp otururlar. Deniz uğultusu birden kesilir. Ortalığı tam bir sessizlik kaplar. Dersimin konusunu neden söz edeceğimi bilirim ama nasıl konuşacağımı, nereden başlayıp ne şekilde bitireceğimi henüz kararlaştırmış değilimdir. Kafamda tek bir hazır cümle yok. Gene de amfiye dizilmiş dinleyicilerime bakar bakmaz geçen derste filan konuda kalmıştık diye kalıplaşmış girişi yapıveririm. Ötesi kolay zaten. Cümleler artsız aralıksız dökülmeye başlar. Gayet hızlı, heyecanlı konuşurum. Bir kere başladıktan sonra sözlerimin akışını hiçbir kuvvet durduramaz. Kürsüde iyi, yani öğrenciyi sıkmadan faydalı bir şekilde konuşabilmek yeteneğin yanı sıra deneyim, ustalık ister. Hem kendi kudretini hem de karşındakilerin anlayış derecesine, dersin konusunu tam anlamıyla kavramış olmalısın. Ayrıca son derece uyanık, daima tetikte olup dikkatini bir saniye bile karşındakilerden ayırmayacaksın. İyi bir orkestra şefi, bestecinin fikrini ifade ederken aynı anda 20 farklı iş yapar. Partisyonu okur, değneği sallar, sanatçının sesini takip eder. Kah davuldan, kah bastan yana dönerek işaretler verir. Kürsüdeyken ben de onun gibi olurum. Önümde birbirlerine benzemeyen 150 çehre, üzerime dikilmiş 300 göz var. Gayem bu çok başlı yılanı yenmektir. Konuşurken öğrencinin dikkatini, anlayış derecesini daima göz önünde tutarsam onu avucuma almışım demektir. İkinci hasım doğrudan doğruya kendi içimdedir. Bu doğadaki olay bolluğunun gerek bende gerek başkalarında doğurduğu bir takım fikirlerdir. Her an bu muazzam yığından en önemli, en gerekli malzemeyi bulup ortaya çıkarabilmeliyim. Ayrıca konuşmanın akışına dokunmadan fikrimi çok başlı yılanın anlayışına uygun, dikkatini çekecek bir kalıba sokmam da gerekir. Öte yandan fikirlerimi gelişigüzel değil, beni dinleyenlere çizmekte olduğum tabloyu en iyi şekilde meydana çıkaracak bir düzende açıklamalıyım. Konuşmamda edebi tanımlamaların kısa ve tamam, cümlelerin mümkün olduğu kadar sade, güzel olmasına da gayret ederim. Her an kendimi frenleyerek sadece 1 saat 40 dakikalık bir zamanım olduğunu hatırlamam gerekir. Kısacası hayli uğraştırıcı bir iş. Aynı zamanda hem bilgin, hem pedagog, hem de hatip olmanız gerekirken bunlardan herhangi birinin ağır basmasına göz yummayacaksınız. Bir çeyrek yarım saat konuştuktan sonra bir de bakarsınız talebelerin gözleri tavana, Pyotr Ignatyeviç'e kaymaya başlamıştır. Biri mendilini çıkarır, öteki oturduğu yerde yayıldıkça yayılır, bir başkası aklından geçirdiklerine gülümser. Bunlar dikkat dağınıklığının belirtileridir. Hemen bir çare bulmalı, ilk fırsatta bir kelime oyunu sokuşturuveririm. 150 çehreye geniş bir tebessüm yayılır. Gözler neşeyle parlar. Deniz uğultusu kısa bir zaman için yeniden duyulur. Ben de gülerim. Dikkatler tazelenmiştir. Devam edebilirim artık. Hiçbir spor, eğlence ya da oyunda kürsüden ders vermenin zevkini bulamadım. Ancak derste kendimi tam bir ihtirasla meşguliyetime verebiliyor, ilhamın bir şair uydurması olmadığını anlıyorum. Bana öyle geliyor ki, Herkül bile en heyecanlı kahramanlıklarının sonunda benim bir ders bitiminde duyduğum tatlı halsizliği hissetmemiştir. Ama bütün bunlar eskiden böyleydi. Halbuki şimdi ders boyunca sadece azap duyuyorum. Yarım saat geçmeden omuzlarımda, dizlerimde dayanılmaz bir halsizlik hissetmeye başlıyorum. Koltuğa çöküyorum. Fakat oturarak konuşmaya alışmadığım için bir dakika sonra kalkıyor. Ayakta devam ediyorum. Çok geçmeden yeniden oturuyorum. Ağzım kuruyor, sesim pürüzlenip başım dönüyor. Durumumu öğrencilerden saklamak için 2'de 1 su içiyor, öksürüp burnumu siliyorum. Sanki nezlem varmış da konuşmama engel oluyormuş gibi bir tavır takınıyorum. Yerli yersiz birkaç kelime oyunundan sonra vaktinden önce dersime son veriyorum. Sonsuz bir utanç duyuyorum. Vicdanım, aklım bana bu durumda yapacağım en iyi hareketin, çocuklara bir veda dersiyle son öğütlerimi verip bahtı açık bir gelecek dileyerek yerimi benden daha genç, daha dinç bir arkadaşa bırakmak olduğunu söylüyor. Fakat günahımı itiraf ediyorum. Vicdanımın emrettiği gibi hareket etmek elimde değil. Yazık ki ne filozofum ne de dindar. 6 aydan fazla ömrüm kalmadığını pekala biliyorum. Bu durumda beni en çok mezar ötesindeki karanlık, mezar uykusunun rüyaları gibi konular ilgilendirmeli. Ama nedense dimağım bunların önemini kavradığı halde ruhuma kabul ettirmek mümkün olmuyor. Ölümün eşiğinde tıpkı 20-30 yıl önceki gibi sadece ilimle ilgileniyorum. Son nefesimi verirken bile ilimin insan hayatının en güzel, en gerekli, en sevilmeye değer öğesi, insanoğlunun nefsini ve doğayı yenmesi için biricik araç olduğuna inanacağım. Belki bu safça, aslında doğru olmayan bir inanıştır. Ama ne yapayım? Buna inandığım için kabahat benim değil ki. Başka türlü düşünmek elimden gelmiyor. Ancak sorun bu değil. Ben evrenin olmuş veya olmamışlığından daha çok iliğin akıbetiyle ilgilenen bir adamı kürsüsünden, ders kitaplarından ayırmanın, bu kadarcık bir zaafını hoş görmemenin, onu diri diri mezara sokmaktan farksız olduğunu anlatmak istiyorum. Uykusuzluk çektiğim için gittikçe artan halsizlikle çetin bir mücadele halindeyim. Ders ortasında birdenbire boğazım tıkanıyor, gözlerim kaşınmaya başlıyor. Kollarımı öne uzatarak yüksek sesle inlemek istiyorum. İçimden avazım çıktığı kadar felek benim gibi tanınmış bir adamı ölüme mahkum ettiği için belki 6 ay sonra bu sınıfta benim yerime başka birinin hükmedeceğini bağırmak geliyor. Zehirlendiğimi, eskiden bilmediğim yepyeni fikirlerin son günlerimi avladığını, sivrisinekler gibi beynimi sokup durduğunu haykırmak istiyorum. Böyle anlarda durumun bana o derece korkunç görünüyor ki, öğrencilerin de dehşet duyarak yerlerinden fırlayıp acı çığlıklarla kendilerini kapıya atmalarını arzuluyorum. Bu anları yaşamak hiç kolay değildir. Dersten sonra eve gidip çalışıyorum. Dergileri, doktora tezlerini okuyor ya da yeni derse hazırlıyorum. Bazen bir şeyler karaladığım da oluyor. Gelen giden yüzünden aralıklı çalışıyorum. Kapının zili duyuluyor. İş görüşmeye gelmiş bir arkadaştır. Odama şapkasıyla, bastonuyla girip her ikisini bana uzatarak 1 dakika için geldim, 1 dakika için hiç rahatsız olmayın meslektaşım, 1-2 satır konuşacağım o kadar diyor. Her şeyden önce birbirimize ne kadar nazik olduğumuzu, birbirimizi görmekten nasıl sevinç duyduğumuzu ifade etmeye çalışıyoruz. Ben onu, o beni koltuğa oturturken hafifçe birbirimizin sırtını okşuyor, ceket düğmeleriyle oynuyoruz. Karşılıklı yoklamalarımızda sanki yanmaktan korkar gibi bir hal vardır. Ortada gülecek bir şey yokken ikimizin de dudaklarına geniş bir tebessüm yayılmıştır. Oturduktan sonra başlarımızı yaklaştırarak pes perdeden konuşmaya başlıyoruz. Samimiyetimiz ne kadar ileri, içten olsa da gene de laf arasına buyurduğunuz gibi, arz ettiğim gibi tarzında yaldızlı ifadeler sokmayı ihmal etmiyoruz. Birimiz pek hoş olmayan bir nükte savurunca bile diğerimiz gülmeden edemiyoruz. İş konusu bitince arkadaşım yerinden fırlıyor, şapkasını masadaki yazılarıma doğru sallayarak vedalaşmaya başlıyor. Tekrar birbirimizi yoklayıp gülüşüyoruz. Konuğumu kapıya kadar geçiriyor, orada paltosunu giymesine yardım etmek istiyorum. Fakat o bu büyük şereften kurtulmak için olanca gayretiyle çabalıyor. Daha sonra Yegor kapıyı açınca arkadaşım soğuk alacağım diye telaşlanırken ben onu sokağa kadar götürmeye hazırmışım gibi bir tavır takınıyorum. Bütün bunlar sona erip çalışma odama döndüğüm zaman elimde olmadan hala gülümsemeye devam ediyorum. Az sonra yeni bir zil sesi. Birisi antreye girmiş, uzun uzun soyunup öksürmektedir. Yegor bir öğrencinin geldiğini haber veriyor. İçeri al diyorum. Bir dakika sonra sevimli bir delikanlı odama giriyor. Bir yıldır aramız hayli gergin. O sınavlarda sorularımı gayet berbat bir şekilde cevaplandırıyor. Ben de kendisinden bizleri esirgemiyorum. Sınavda döndürdüklerim ya da öğrenci diliyle çaktırdıklarım her yıl 6-7 kişi kadardır. Bunlardan kalın kafalılığı veya hastalığı yüzünden başaramayanlar sabırla boyun bükerek benimle pazarlığa kalkışmazlar. Pazarlık için evime gelenler boş veren, keyfine düşkün öğrencilerdir. Takıntının uzaması iştahlarını kaçırır, opera partilerini bozar, birincilere karşı hoşgörülü davrandığım halde öbürlerini yıl boyunca döndürür dururum. Konuğuma buyurun oturun, ne haber diyorum. Delikanlı kekeleyerek yüzüme bakmadan, affedersiniz hocam rahatsız ettim, olmasaydı sizi rahatsız etmeye cesaret edemezdim. 5. defadır sınavınıza girdim ve döndüm, çok rica ederim bana bir orta verin çünkü diye başlıyor. Bütün tembeller aynı mazerete sığınır. Öbür sınavları gayet iyi vermiş, yalnız benden çakmışlardır. Buna da şaşıyorlar çünkü dersime öyle çalışmışlar, konuları öyle iyi biliyorlarmış ki başarısızlıklarında anlaşılmaz bir aksilik varmış. Konuğuma kusura bakmayın oğlum, size orta veremem, notları biraz daha okuyup gelin, o zaman düşünürüz diyorum. Bir sessizlik. Bir ayla operayı ilimden çok seven öğrenciye biraz daha eziyet etmek istiyorum. İç çekerek, bence sizin yapacağınız en iyi hareket tıp fakültesini temelli bırakmaktır. Bu zekanızla sınavı başaramadığınıza göre doktor olmak için ne arzunuz ne yeteneğiniz var diyorum. Delikanlının suratı asılıyor. Sonra gülümseyerek, affedersiniz ama bunu yapmak biraz tuhaf olur hocam. 5 yıl göz nuru döktükten sonra bırakmak diye cevap veriyor. Evet ama ömür boyunca sevilmeyen bir meslekte çalışmaktansa 5 yıl kaybetmek daha iyidir diyorum. O anda herife acıyor. Hemen arkasından ekliyorum. Yine de siz bilirsiniz. İsterseniz biraz çalışıp sonra gelin diyorum. Haylaz boğuk bir sesle ne zaman geleyim diye sorunca ne zaman isterseniz yarın gelin diyorum. Sevimli bakışında gelmesine gelirim ama beni gene çaktırırsın hayvan herif ifadesini okuyorum. Sizi daha 40 kere sınava soksam bilginiz artmaz ama hiç olmazsa karakteriniz gelişir. Bu da kar. Susuyoruz. Yerimden kalkarak konuğun gitmesini bekliyorum. O da ayakta pencereye bakarak yeni bitmiş sakalını çekiştirip düşünüyor. Bana sıkıntı basmaya başlıyor. Haylaz delikanlının tatlı, gür bir sesi, zeki, alaycı bakışları, babacan, sık sık bira içmekten, devamlı kanepede yatmaktan hafifçe buruşmuş bir yüzü var. Herhalde bana operaya, aşk maceralarına, arkadaşlarına ait epey ilginç şeyler anlatabilirdi. Ben kendi hesabıma onu zevkle dinlerdim ama yazık ki bunlardan bahsetmek adet değildir. Hocam, namusum üzerine söz veriyorum, bana orta verirseniz... Söz yemeğine gelince ellerimi sallayarak masaya oturuyorum. Öğrenci bir an daha düşünüyor. Sonra keyfi kaçmış bir halde, o halde hoşça kalın, kusura bakmayın diye geveliyor. Güle güle oğlum diyorum. Kararsızca antreye gidip orada ağır ağır giyiniyor. Herhalde sokağa çıkınca gene uzun uzun düşünüyor. Sonra içinden bana bir koca domuz savurarak kötü bir lokantaya bira içip yemek yemeye, oradan da eve yatmaya gidiyordur. Yolun açık olsun çalışkan delikanlı. 3. zil. Odama genç bir doktor giriyor. Yepyeni siyah bir elbise giymiş, altın çerçeveli gözlüğü ve tabii ki beyaz kravatı var. Kendini takdim ediyor. Oturmasını teklif ettikten sonra isteğini soruyorum. Taze bilgin oldukça heyecanlı bir tavırla bu yıl doktor çıktığını, tezini henüz vermediğini anlatıyor. Yanımda çalışmayı çok arzu edermiş, hele ona bir tez konusu verirsem son derece minnettar olurmuş. Size faydalı olmayı çok arzu ederdim meslektaşım. Yalnız önceden tez vermenin anlamını düşünelim. Bu genellikle bir kişinin kaleminden çıkmış, özgün bir esere verilen attır değil mi? Kendisine ait olmayan bir konu üzerinde başkasının yardımıyla yazılmış eser başka türlü isimlendirilir diyorum. Genç aday susuyor. Parlayarak yerimden fırlıyor, öfkeyle bağırmaya başlıyorum. Ne diye hepiniz bana geliyorsunuz? Dükkan mı burası? Konu satıcısı değilim. 1001. defa beni rahat bırakmanızı rica ederim. Nezaketsizliğimizi affedin ama bıktım artık diyorum. Karşımdaki ses çıkarmıyor. Yalnız elmacık kemiklerinin etrafı hafifçe pembeleşiyor. Yüzünde şöhretime, ilmime karşı derin bir saygı okunuyor. Fakat bakışından sesimi, bedenimin cılızlığını, sinirli el sallamalarımı küçümsediğini anlıyorum. Hiddetimle beni gülünç buluyor. Kızmaya devam ediyorum. Dükkan değil burası. Hem tuhaf doğrusu. Ne diye bağımsız çalışmak istemiyorsunuz? Niçin özgürlükten bu kadar kaçınıyorsunuz? Uzun uzun konuşuyorum. O hep susuyor. Sonunda yatışıyor, teslim oluyorum. Genç aday benden 5 para etmez bir tez konusu alıyor. Denetimim altında kimseyi ilgilendirmeyen bir tez yazıyor. Can sıkıcı bir sunumdan yüz akıyla çıkıp ona hiç gerekli olmayan akademik ünvanını alıyor. Ziller birbiri ardınca devam edebilir. Fakat 4.'den sonra ziller benim için bitmiştir. 4. zilden sonra tanıdık adım sesleri, elbise hışırtısı ve sevimli bir ses duyuyorum. 18 yıl önce arkadaşlarımdan bir göz mütehassısı ölmüştü. Ardından Katya adında 7 yaşındaki kızıyla 60.000 ruble bıraktı. Vasiyetnamesinde kızına beni vasi göstermişti. Katya 10 yaşına kadar evimde kaldı. Sonra yatılı bir enstitüye verildi. Bize ancak yaz tatillerinde geliyordu. Çocuğun terbiyesiyle uğraşacak vaktim yoktu. Kendisini pek az görüyordum. Bu yüzden çocukluğuna dair çok şey söyleyemem. Katya'ya ait ilk ve düşünmeye en çok sevdiğim anım, hastalandığı zaman doktorlara karşı duyduğu sonsuz güvendi. Yüzü daima bu güvenin ışığı içindeydi. Bazen dişi ağrır, yanağı sarılı bir köşede oturarak büyük bir dikkatle bir şeyi seyrederdi. O anda ister masada çalışmama, kitapları karıştırmama, ister karımın ev işleriyle uğraşmasını, aşçı kadının mutfakta patates soymasını ya da köpeğin oyunlarını seyrediyor olsun. Katya'nın gözlerinde daima değişmez bir ifade vardı. Bu dünyada yapılan her şey güzel ve yerindedir. Çok meraklıydı, benimle konuşmaya bayılırdı. Masama gelir, karşıma geçip sorular sorardı. Ne okuduğumu, üniversitede ne yaptığımı, kadavralardan korkup korkmadığımı, aylığımı nereye harcadığımı hepsini öğrenmek isterdi. Öğrenciler üniversitede dövüşürler mi diye sorardı. Dövüşürler kızım derdim. Onları köşede tek ayak üstünde durdurur musunuz derdi. Durdururum derdim. Üniversitelilerin dövüşmesini benim de onları köşede tek ayak üstünde durdurmamı pek gülünç buluyor, gülmekten katılıyordu. Sabırlı, iyi huylu bir çocuktu. Çoğu zaman elinden bir şey alındığını ya da haksız yere cezalandırıldığını görürdüm. O vakit Katya'nın yüzündeki her zamanki güven ifadesine bir de hüzün katılırdı. O kadar. Onu korumayı beceremiyordum. Yalnız hüzünlendiğini görünce içimden bağrımı basıp ihtiyar bir dadı gibi zavallı öksüzüm benim diye acınmak gelirdi. İyi giyinip lavanta sürmeyi sevdiğini hatırlıyorum. Bu bakımdan bana benziyordu. Ben de iyi elbiseyi, güzel kokuyu severim. Katya'yı daha 14-15 yaşındayken onu saran ihtirasın nasıl doğup geliştiğini takip edemeyişime üzülüyorum. O zaman bunu yapmak için ne vaktim ne isteğim vardı. Tiyatroya karşı duyduğu ihtiraslı aşkı söylemek istiyorum. Yaz tatillerinde okuldan bize geldiği zaman piyeslerden, artistlerden öyle zevkle, öyle coşkulu söz edişi vardı ki başka hiçbir konu onu bu kadar ilgilendirmiyordu. Tiyatro üzerine bitmez tükenmez konuşmalarından yaka silkiyorduk. Karımla çocuklar onu hiç dinlemiyordu. Yalnız ben kıyamıyordum. İçindeki taşkınlığı paylaşma arzusu duyunca odama girer, yalvaran bir sesle "Nikolay Stepanoviç, ne olur biraz tiyatrodan söz edeyim" derdi. saati göstererek ama yarım saat fazla değil, hadi başla diye cevap verirdim. Daha sonra beraberinde tapındığı kadın erkek artistlerin düzinelerle resimlerini getirmeye başladı. Bir ara armatör topluluklarda sahneye çıkmayı denedi. Enstitüyü bitirince de bana kesin olarak aktris olmak için yaratıldığını bildirdi. Gençliğimde sık sık tiyatroya giderdim. Şimdi de ailem yılda 1-2 kere loca alıp kafamı dinlendirmek için beni tiyatroya götürüyor. Kuşkusuz bunlar tiyatro hakkında kesin yargıya varmam için yeterli değildir. Ben de çok bir şey söylemeyeceğim zaten. Bence bugünkü tiyatromuz 30-40 yıl öncekinden daha iyi durumda değildir. Eskisi gibi ne tiyatro koridorlarında ne de fuayede bir bardak temiz su bulamam. Yer göstericiler o zamanki gibi paltom yüzünden 20 kapiklik cezalarını veriyorlar. Kışın kalın elbise giymek suç sanki. Perde aralarında eskisi gibi tamamıyla gereksiz bir müzik çalınarak piyesin bıraktığı etkiye yeni damdan düşme bir başka etki katılıyor. Erkekler her zamanki gibi perde aralarında büfeye gidip alkollü içkiler içiyor. Ayrıntılarda ilerleme yoksa esas da aramak boşuna zahmettir. Bir aktör, tiyatroculuğun köhneleşmiş geleneklerine, kör inançlarına uyarak, olmak veya olmamak gibi sade bir monoloğu mutlaka tıslayan bir sesle, ispazmoza tutulmuş gibi bütün vücuduyla kıvranarak okursa, bir sürü aptalla bir yığın laf eden ve ahmak bir kızı seven Chasky'nin zeki bir insan, akıldan belanın sıkıcı olmayan bir oyun olduğuna ikna edilmek istenirsem, sahneyi 40 yıl önceki basma kalıp halinde görmekte haklı sayılırım. O zaman seyircilere bol bol klasik ulumalar, göğüs yumruklamalar sunulurdu. Tiyatroya her gidişimde girdiğimden çok daha tutucu bir görüşle çıkarım. Duygulu, kolayca kanan halk kitlesini bugünkü haliyle tiyatronun bir okul olduğuna inandırmak olasılığı vardır. Fakat okulun gerçek anlamını bilenler buna kanmaz. Bundan 50-100 yıl sonra ne olacağını bilmem. Ama bugünkü koşullar altında tiyatro ancak bir eğlence aracı sayılabilir. Hem de pek tuzluya mal olan bir eğlence. Memleketin binlerce genç, gürbüz, yetenekli erkek ve kadınını tiyatro kendine hasrediyor. O insanlar bu yola girmeseler mükemmel birer doktor, tarımcı, öğretmen, subay olabilirlerdi. Kafayla çalışanlar için en verimli, arkadaş sohbetleri için en tatlı zaman sayılan akşam saatleri heba olup gidiyor. Tiyatro için dökülen paradan sahnedeki cinayet, zina yahut iftiranın yalan yanlış yorumları yüzünden seyircinin uğradığı manevi zarardan söz etmiyorum artık. Halbuki Katya başka türlü düşünüyordu. Tiyatronun bugünkü haliyle konferanslardan, kitaplardan, dünyada her şeyden üstün olduğuna beni inandırmaya çalıştı. Tiyatro bütün sanatların birleşmesinden doğan bir kuvvet, aktörler de bir çeşit misyonerlermiş. Hiçbir sanat, hiçbir ilim başlı başına insan ruhuna sahne kadar kuvvetli ve doğrudan etki yapmazmış. Hoş, memleketimizde orta kıratta bir aktörün en büyük bilgin ya da ressamdan daha çok şöhret sağlaması da ondan ya. Toplumsal alanda hiçbir çalışma sahne çalışması kadar zevk verici, doyurucu değildir. Böylece günün birinde Katya bir kumpanyaya girip galiba Ufa'ya gitti. Beraberinde hayli para, bir yığın parlak ümit, mesleği üzerine gayet soylu düşünceler götürdü. Yoldan gelen ilk mektuplar harikuladeydi. Okurken hayretler içinde kalıyordum. Ufak kağıt parçalarına böyle bir ruh temizliği, gençlik, kutsal bir saflık, aynı zamanda erkek zekasına taş çıkaracak bir işbirliğinin nasıl sığdığına şaşıyordum. Volga'yı, tabiatı, geçtiği şehirleri, arkadaşlarının başarılarını, başarısızlıklarını tarif etmiyor, adeta destan yazıyordu. Her satırında yüzünde görmeye alıştığım güven seziliyordu. Yalnız yazısı bir yığın gramer hatasıyla doluydu. Noktalama da hak getire. 6 ay geçmeden son derece şairane, heyecan dolu bir mektup aldım. Mektup seviyorum diye başlıyordu. İçinde yüzü tıraşlı, başında geniş kenarlı şapkasıyla bir omzundan İskoç şalı sarkan genç bir erkek fotoğrafı vardı. Ondan sonra gelen mektuplar da nefisti. Ama bunlar da tek tük noktalama işaretleri göründü. Gramer hataları azaldı. İçinden erkek kokusu gelmeye başladı. Katya Volga sahillerinde bir yerde büyük bir tiyatro kurma hevesinden bahsediyordu. Tiyatro zengin tüccarlar ve gemi sahipleriyle ortak kurulacaktı. Büyük sermayeli tiyatro büyük gişe geliri sağlayacak, oyuncular da ortaklığa katılacaklardı. Aslında fikir belki güzeldi ama bana böyle bir düşünce ancak erkek kafasından çıkabilir gibi gelmişti. Her neyse, 1,5-2 yıl kadar her şey yolunda gitti. Katya seviyor, işine inanıyor, mutluluk içinde yüzüyordu. Fakat zaman geçtikçe mektuplarının barometresi düşmeye başladı. Bu ilkin Katya'nın arkadaşlarından şikayetiyle kendini gösterdi. Genç bir bilgin ya da edebiyatçı da meslek hayatının ilk adımlarında diğer bilgin veya edebiyatçılardan şikayete başlarsa onun şimdiden yorulup işe yaramaz hale geldiğini anlayabilirsiniz. Katya arkadaşlarının provalara düzenli gelmediklerini, rollerini ezberlemediklerini yazıyordu. Saçma sapan piyesler sahneye konuyor, sahnedeki duruşlarıyla seyircileri hiçe saydıklarını açıkça gösteriyordu. Ağızlarından düşürmedikleri gişe geliri hatırına dram aktrisleri kanto, trajedi kahramanları, boynuzlu kocalarla, kocalarını aldatan kadınların gebeliğiyle filan alay eden mizah şarkıları okuyorlardı. Taşra'da böyle bir girişimin hala nasıl batmadığı, pamuk ipliğine bağlı olarak nasıl tutunabildiği şaşılacak şeydi. Katya'ya uzun ve doğrusu hayli sıkıcı olan bir mektupla cevap verdim. İçinde şöyle satırlar vardı. Çok defa benden iltifatlarını esirgemeyen, son derece asil ruhlu, yaşlı aktörlerle konuştuğum olmuştur. Bu konuşmalardan, çalışmalarını, zekalarıyla özgür arzularından çok modanın, toplumun içinde bulunduğu ruh halinin yönlendirdiğini anladım. En iyileri bile zaman zaman trajedilerin yanı sıra operetlerde, Paris farslarında, Jim Perry masallarında da oynamışlardır. Her seferinde doğru yolda yürüdüklerine, faydalı bir hizmette bulunduklarına inanıyorlardı. Görüyorsun ya, kötülüğün kökünü aktörlerde değil, daha derinde, sanatın kendisinde, toplumun sanat görüşünde aramak gerek. Mektubum Katya'yı sadece kızdırdı. Cevabında şöyle diyordu. Sizinle anlaşamıyor, aynı türküleri çığırıyoruz. Ben size iltifatlarını bağışlayan son derece asil ruhlu insanlardan değil, asaletin fersahlarca uzağında bir güruhtan bahsediyorum. Bunlar başka hiçbir yerde dikiş tutturamadıkları için sahneye geçmiş, küstahlıklarından artiste dağılmış kimselerdir. İçlerinde tek bir gerçek yetenek yok. Bol bol yeteneksiz, ayyaş, entrikacı, dedikoducu var. Bu kadar sevdiğim sanatın nefret ettiğim insanların eline düşmesine öyle üzülüyorum ki size anlatamam. Yazık ki en iyi insanlar bile kötülüğe karşı sadece uzaktan seyirci kalarak biraz olsun yakına gelmek istemezler. Bunun yerine ağır, sıkıcı bir üslupla basmakalıp sözler, lüzumsuz öğütler sıralamakla yetinirler. Mektup bu şekilde devam ediyordu. Kısa bir süre sonra şöyle bir mektup aldım. İnsafsızca aldatıldım. Artık yaşamayacağım. Paramı uygun gördüğünüz gibi kullanın. Sizi babam ve biricik dostum olarak seviyordum. Elveda. Anlaşılan öteki de vahşi güruha dahildi. Sonraları bazı imalardan Katya'nın intihara teşebbüs ettiğini anladım. Zehir içmiş galiba. Tahminime göre bunu ağır bir hastalık takip etmişti. Çünkü bir sonraki mektubu Yalta'dan geldi. Oraya doktorların tavsiyesiyle gitmiş olmalıydı. Son mektubunda da gayet acele olarak Yalta'ya 1000 ruble göndermemi rica ediyordu. Mektubun sonunda bu kadar karamsar olduğum için beni affedin, dün çocuğumu toprağa verdim diyordu. Kırım'da aşağı yukarı 1 yıl kaldıktan sonra eve döndü. 4 yıla yakın bir zamanı dışarılarda geçirmişti. Bu 4 yıl içinde ona karşı durumumu itiraf ederim ki oldukça garipti. Bana aktris olacağını haber verdiği zaman sonraları aşkını anlatırken israf buhranlarına tutularak istediği 1000'er 2000'er rubleyi gönderdiğim sıralar ve ölmek arzusunun peşinden çocuğunun ölümünü duyduğum her seferinde şaşkına dönüyordum. Hayatına karşı bütün ilgim sadece onu çok çok düşünmek, uzun, sıkıcı, yazılması hiç gerekli olmayan mektuplar yollamaktan ibaretti. Oysa babasının yerini almıştım ve onu öz kızım gibi seviyordum. Katya şimdi evimden yarım verst ötede oturuyor. 5 odalı bir apartman dairesi tuttu. Burayı kendine has bir zevkle oldukça konforlu döşedi. Birisi evinin resmini yapsa tabloda ağır basan tema tembellik olurdu. Tembel bir vücut için yumuşak kanepelerle puflar, tembel ayaklara halılar, tembel bakışlara hitap eden solgun, donuk renkler. Duvarlardaki ucuz yelpazelerle konudan çok yapılış tarzının özgünlüğü göze çarpan ufak tefek tablolar. Gereksiz, değersiz eşyayla tıklım tıklı dolu küçük masa ve raf kalabalığı. Pencerelerdeki perde yerine şekilsiz kumaş parçaları da hep tembel bir ruhun harcıydı. Canlı renklere, simetriye, açıklığa karşı bariz bir korku, ruh tembelliğinin yanı sıra tam bir zevk sapıklığını da ortaya koyuyor. Katya kanepeye uzanarak günlerce kitap okur, okudukları çoğu zaman roman ve uzun hikayelerdir. Evden günde bir kere öğleden sonra benimle görüşmek için çıkar. Ben çalışıyorum. Katya hiç konuşmadan üşüyormuş gibi atkıya sarılmış, yanı başımdaki kanepede oturuyor. Onu sevdiğimden mi yoksa küçüklüğünden beri alıştığım için midir odamda bulunuşu çalışmama hiç engel olmaz. Ara sıra dalgın bir tavırla ona bir şey sorarım. Katya gayet kısa cevap verir. Bazen dinlenmek için dönüp onun düşünceli halde bir tıp dergisine veya gazeteye göz gezdirişine bakarım. O sırada yüzündeki o eski güven ifadesinin kalmadığını fark ederim. Yüzü uzun zaman tren bekleyen yolcularda olduğu gibi soğuk, kayıtsız ve dalgındır. Giyinişi eskisi gibi güzel, sade ama özensiz. Günlerce kanepede şezlonglarda yatmaktan üst başının saçlarının neler çektiği belli. Artık hiçbir şeye ilgisi kalmamış. Hayatta her şeyi tatmış, yeni bir şey duymaktan ümidini kesmiş gibi bana soru da sormuyor. Saat 4'e geliyor. Salonda, oturma odasında hareket başladı. Liza arkadaşlarıyla birlikte konservatuardan döndü. Piyano sesi, ses denemeleri, kahkahalar duyuluyor. Yemek odasında Yegor çatal bıçak tabakları şangırdatarak sofrayı kuruyor. Katya hoşça kalın, bugün sizinkilere uğramayacağım, kusura bakmasınlar, vaktim yok, siz gelin diyor. Antreye kadar onu uğurluyorum. Katya sert bir bakışla beni yukarıdan aşağıya süzdükten sonra üzüntüyle "Hep zayıflıyorsunuz, ne diye tedavi olmazsınız sanki, gidip Sergey Fyodoroviç'i çağırayım bir baksın size" diyor. "İstemez Katya" diyorum. "Ailenizin nasıl bu kadar kayıtsız kalabildiğini anlamıyorum. Gamsızlıklarına diyecek yok doğrusu." Mantosunu koparırcasına giyerken gelişigüzel toplanmış saçlarından yere 2-3 firkete düşüyor. Saçlarını yeniden toplamaya vakti yok. Üşeniyor da. Dökülen bukleleri rastgele şapkanın içine tıkıştırarak gidiyor. Yemek odasına girdiğim zaman "Karım Katya geldi değil mi? Niye buraya uğramadı? Acayip" diye soruyor. Liza sitemli bir tavırla söze karışıyor. "Aman anne, istemiyorsa yalvaracak değiliz" diyor. "Öyle ama bu adeta tenezzül etmemek. Çalışma odasında tam 3 saat oturur, sonra sanki biz bu evde yokmuşuz gibi kalk git, canı isterse" diyor karım. Karım Varya ile kızım Liza Katya'dan nefret ederler. Bu nefretin nedenini bir türlü anlayamıyorum. Herhalde anlamak için kadın olmak lazım. Katya'nın geçmişine, yani evlilik dışı gebeliğiyle meşru olmayan çocuğuna karşı amfide hemen hemen her gün gördüğüm 150 genç ve her hafta karşılaştığım 150 erkek arasında nefret, tiksinti duyan birine rastlarsam kellemi kestiririm. Öte yandan ister bilinçli, ister elinde olmadan, içinde böyle duygular beslemeyen tek bir kadın ya da kız hatırlamıyorum. Hem bu kadının erkekten daha temiz, daha erdemli oluşundan değildir. Kötü bir duygudan sıyrılamamış erdem ve namus, ahlaksızlığın az ötesindedir. Bunu sırf kadınların geriliğiyle açıklıyorum. Günümüz erkeğinin felaket karşısında duyduğu ıstırap ve vicdan azabı, kadınlardaki nefret ve tiksinti duygularıyla karşılaştırıldığında, kültürün insanı manen yücelttiği kanıtlanmış olur. Zamanımızın kadını sulu gözlülük ve katı yüreklilikte ortaçağ kadınlarından hiç geri kalmaz. Bunun için kadınlarımızın erkek gibi yetiştirilmesinden yana olanları ben de haklı buluyorum. Karımın Katya'yı sevmemesi bir zamanlar aktris oluşu, nankörlüğü, kibirliliği, acayipliği ve kadınların birbirlerinde bulmaları kaçınılmaz olan sayısız kusurları yüzündendi. Soframızda benden ailemden başka kızımın birkaç arkadaşı, bir de Aleksandr Adolfoviç Ginecker var. Ginecker Liza'ya kur yapan, onunla evlenmek isteyen bir genç. 30'unu geçmemiş, sarışın, orta boylu, hayli şişman, geniş omuzlu bir adam. Kulağına kadar uzanan kızıl sarı favorileri ve kozmetikli bıyıklarıyla tombul, pırıl pırıl yüzü oyuncak bebeğe benziyor. Gayet kısa bir ceket ve renkli yelek giymiş. İri damalı, yukarısı pek bol, aşağısı inadına dar bir pantolonu, topuksuz sarı ayakkabıları var. Gözleri tıpkı yengeç gözleri gibi fırtlak, kravatı yengeç kuyruğunu andırıyor. Hatta bana kendisi de yengeç çorbası kokuyormuş gibi geldi. Her gün bizdedir. Bununla beraber hiçbirimiz bu adamın neyin nesi olduğunu, nerede okuduğunu, neyle geçindiğini bilmeyiz. Şarkı söylemez, hiçbir müzik aleti çalmaz. Buna rağmen hem müzikle hem şanla ilgilidir. Orada burada bir takım piyanolar satar, sık sık konservatuara uğrar, bütün şöhretleri tanır, konser organizasyonlarında yer alır. Müzik alanında büyük yetkiye sahipmiş gibi konuşur. Çevresindekilerin fikirlerini itirazsız kabul ettiğinin farkındayım. Zenginlerde olduğu gibi ilimle sanatında bir takım dal kavukları vardır. Dünyada içinde Bay Ginecker gibi yabancı madde bulunmayan bir ilim veya sanat düşünemiyorum. Müzisyen değilim. Ginecker hakkında belki yanlış düşünüyorum. Zaten kendisini pek az tanırım. Fakat birisi piyano çalarken ya da şarkı söylerken piyanonun yanındaki vakur, kendinden emin duruşunu kuşkulu buluyorum. İstediğiniz kadar centilmen, 3. derecede memur olun. Kız babasıysanız kur yapmaların, bazı basit nişanlanma, evlenme oyunlarının evinize, içinize girmeyeceğinden emin olamazsınız. Ben kendi hesabıma Ginecker'in bize her gelişinde karımın sanki bir törendeymiş gibi azametli bir tavır takınmasını bir türlü hazmedemiyorum. Zengin şatafatlı bir hayat sürdüğümüzü herifin gözüne sokmak için sofraya sunulan Lafitte, Porto ve Xeres şaraplarını da hazmedemiyorum. Liza'nın konservatuara başlayalı beri kesik kesik gülmesi, evimize gelen erkeklerle göz süzerek konuşması sinirime dokunuyor. Ama en çok alışkanlıklarıma, İlmime, bütün yaşayış tarzıma tamamen yabancı, sevdiğim insanlardan bambaşka olan bu yaratığın evime her gün gelmesi, her gün soframızda bulunması garibime gidiyor. Karım ve hizmetçilerimiz ondan esrarengiz bir edayla damat diye fısıldaşarak bahsediyorlar. Gene de ben evimde bulunuşuna bir türlü alışamıyor, soframa bir zula oturtmuşlar gibi yadırgıyorum. Hala çocuk gözüyle baktığım kızımın bu kravatı, bu gözleri, bu yumuk yanakları sevmesini de tuhaf buluyorum. Eskiden evdeki yemeği sever ya da kayıtsız olurdum. Oysa şimdi sadece can sıkıntısı, hırçınlık duyuyorum. Ekselanslığa ulaştıktan, fakülte dekanlığı yaptıktan sonra ailem ne hikmetse yediğimiz yemekleri, sofra usullerimizi kökünden değiştirmeye gerek gördü. Öğrenciliğimde doktorluğumun ilk yıllarında alıştığım sade yemekler yerine beni içinde bir takım parçacıklar yüzen püre çorbalarıyla, şaraplı böreklerle besliyorlar. General rütbesi ve şöhret beni şişiden, nefis böreklerden, elmalı kaz dolmasıyla, kaşadan, sazan kızartmasından yoksun bıraktı. Konuşurken hep gülen oda hizmetçimiz ihtiyar agaşı elimden alan da onlar oldu. Sofra hizmetimizi agaşanın yerine sahili beyaz eldivenli, kalın kafalı, kibirli Yegor görüyor. Yemek aralıkları uzun sürmediği halde boşluğu doldurmayı bir türlü beceremediğimiz için bitmek bilmiyor. Eski neşe, tatlı sohbetler, şakalaşıp gülüşmeler, yemek odasında bir araya geldiğimiz zaman çocukları, karımı, beni saran sevinç dolu heyecan hep yok oldu. Benim gibi meşgul bir insan için yemek hem dinlenme hem ailemle buluşma zamanıydı. Karımla çocuklarım ilme öğrencilere değil de yalnız onlara ait olduğum o yarım saati kısa da olsa tatlı neşeli bir bayram sayarlardı. Artık bir kadehle sarhoş olamıyorum. Agaşa yok, kaşa ile sazan kızartması yok. Yemekteyken masanın altında kediyle köpeğin birbirini hırlaması ya da Katya'nın yanağındaki sargının çorba tabağına düşmesi gibi ufak olaylar da yok. Şimdiki yemeğimizi tarif etmek de insana yemesi kadar tatsız geliyor. Karımın yüzünden resmi, yapmacık bir azamet, daimi bir kaygı ifadesi eksik olmaz. Tabaklarımızı merakla gözden geçirip "Kızartmayı beğenmediniz galiba, doğru söyleyin, beğenmediniz değil mi?" diyor. Cevap vermek zorundayım. "Boşuna üzülüyorsun canım, kızartma pek nefis olmuş" diyorum. "Sen hep benden yana çıkarsın zaten Nikolay Stepanoviç, hiç doğruyu söylemezsin. İyi olmuşsa Aleksandr Adolfoviç neden bu kadar az yedi?" diye cevap verir. Yemek boyunca sürer gider bu. Liza kesik kesik gülerek göz süzer. İkisine baktıkça ancak şimdi sofrada karımla kızımın iç aleminin bana çoktandır yabancılaştığının farkına varıyorum. İçimde sanki gerçek ailem geçmişte kalmış gibi bir his var. Sanki aslından farklı karım da bir konuk olarak yemek yiyor. Karşımda gerçeğine uymayan bir Liza görüyorum. İkisinde de belirgin değişiklikler oldu. Bu değişikliğin zamanla nasıl oluştuğunu takip edemedim. Bu yüzden akıl erdirmem de mümkün olmuyor. Sebebini de bilmiyorum. Belki bütün felaket Tanrı'nın bana verdiği gücü karımla kızımdan esirgemesinden doğuyor. Ben küçüklüğümden beri her türlü dış etkiye karşı koymaya alışmış, kendimi bu yolda terbiye etmişimdir. Şöhret, generallik gibi yaşantı değişiklikleri, gelirimizin üstünde bir hayat tarzına geçişimiz, kalburüstü çevrelerle ilişkiler vesaire bana hemen hemen hiç dokunmadı. Eskiden neysem şimdi de oyum. Fakat ruhen zayıf, manen gelişmemiş karımla Liza başlarına çığ düşmüş gibi ezilip kaldılar. Kızlar ve Gineckerfüglerden, kontrapuanlardan, şancılar ve piyanistlerden, Bach'tan, Brahms'tan bahsediyorlar. Kırım, müzik konusunda cahil görünmemek kaygısıyla anlayışlı bir edayla gülümsüyor. "Fevkalade, öyle mi, ne diyorsunuz?" diye mırıldanıyor. Ginecker ağırbaşlı bir tavırla yemeğini yiyor, nükteler savuruyor. Hoşgörülü bir gülümsemeyle kızları dinliyor. Arada bir kötü Fransızcasıyla konuşmaya yelteniyor. O zaman nedense bana "Votre Excellence" diye hitap ediyor. Neşesizim. Onları sıktığım belli. Onlar da beni sıkıyor. Eskiden insanlar arasında ayrı gayrı bilmezdim. Fakat şimdi buna benzer bir duygu içimi kemiriyor. Ginecker'de yalnız olumsuz özellikler bulmaya çalışıyor. Kolayca da buluyorum. Karşımda kızımın talibi durumunda çevremden olmayan birisi oturduğu için kendi kendimi yiyorum. Aramızda bulunuşu başka bir bakımdan da kötü etki yapıyor. Genellikle kendi kendime kaldığım ya da sevdiğim kimseler arasında bulunduğum zaman değerimi hiç düşünmem. Düşünsem bile bunların hepsi sanki bilgin payesini daha dün almışım gibi bana ufak, önemsiz görünür. Fakat Ginecker gibilerin çevresinde başarılarımı göklere ulaşan bir dağ gibi görüyorum. Bu dağın eteğinde minnacık Gineckerler kaynaşıp duruyor. Yemekten sonra çalışma odama geçip pipomu tüttürüyorum. Eskiden sabahtan akşama kadar duman savururdum. Bu kötü alışkanlığımdan şimdi sadece yemekten sonraki tek pipo kaldı. Pipomu içerken odama karım girer, konuşmak için karşıma oturur. Sabahki gibi şimdi de neden söz edeceğini bilmekteyim. "Ciddi konuşmamız gerek Nikolay Stepanoviç, Liza'dan bahsediyorum, umrunda bile değil yani" diye başlıyor. "Ne? Hiçbir şeyin farkında değil gibi görünüyorsun ama olmaz bu, bu kadar kayıtsız davranamazsın. Ginecker Liza ile ilgileniyor, ne dersin?" "Fena bir adam olduğunu söyleyemem çünkü onu tanımıyorum ama hoşuma gitmediğini sana binlerce defa tekrarladım." "İyi ama olmaz bu, olmaz." Yerinden kalkarak odamda heyecanla dolaşıyor. "Bu ciddi bir iştir. Şakaya gelir tarafı yok. Kızımızın mutluluğu söz konusuyken kişisel duygularını bir yana bırakman gerek. Adamı sevmediğini biliyorum. Peki reddedip bu işi bozarsak Liza'nın ömrünün sonuna kadar bizi bu yüzden affedip etmeyeceğini bilebilir misin? Evlenmek isteyen erkek nerede? Başka bir talip çıkması da mümkün. Evlenmek isteyen erkek nerede? Başka bir talip çıkması da mümkün. Ginecker Liza'yı çok seviyor. O da onu beğeniyor galiba. Gerçi ahım şahım bir mevkisi yok ama ne yapalım? Umarım zamanla daha iyi bir yere kaydırılır. İyi aile çocuğu, varlıklı da." "Nereden biliyorsun?" diye soruyorum. "Kendi söyledi. Babasının Harkov'da büyük bir evi, Harkov yakınlarında da çiftlikleri varmış. Sözün kısası Harkov'a gitmen gerek Nikolay Stepanoviç." "Neden?" "Gidip soruşturursun. Orada tanıdığım profesörler var. Sana yardım ederler. Ben giderdim ama kadınım, beceremem." "Gitmem ben Harkov'a." Karım birden ürküyor. Yüzünü dayanılmaz derecede acı duyduğunu gösteren bir ifade kaplıyor. Hıçkırıklar arasında bana yalvarmaya başlıyor. ''Tanrı aşkına Nikolay Stepanoviç, Tanrı aşkına ne olur beni bu yükten kurtar, azap içindeyim.'' Haline baktıkça acımamak elden gelmiyor. Tatlılıkla ''Peki Varya, bu kadar istiyorsan olur, Harkov'a gider dediklerini yaparım.'' diyorum. Mendilini gözlerine bastırarak ağlamak için odasına gidiyor. Yalnız kalıyorum. Az sonra lambayı getirirler. Koltuklardan, lamba şişesinden duvarlara, yere, bildiğim çoktandır bıkkınlık veren gölgeler uzanır. Bütün bunlar gecenin belalı uykusuzluğunun başladığını hatırlatmaktadır. Yatağıma uzanır, tekrar kalkıp odada dolaşır, gene yatarım. Genellikle yemekten sonra akşama doğru sinirli halim en yüksek derecesini bulur. Sebepsiz ağlamaya başlar, başımı yastığın altına sokarım. O anda odama birisinin gelmesinden ya da aniden ölmekten korkarım. Gözyaşlarımdan utanırım. Sonunda ruhum dayanılmaz hal alır. Artık ne lambamı, ne kitaplarımı, ne de yerdeki gölgeleri görecek haldeyimdir. Salondan gelen sesleri duyamaz olurum. Görünmez, anlaşılmaz bir kuvvet beni evimden dışarı itmektedir. Kalkıp acele acele giyindikten sonra evdekilere duyurmamak için yavaşça sokağa çıkarım. Şimdi nereye gitmeli? Bunun cevabı kafamın bir köşesinde çoktan hazırdır. Katya'ya gideceğim. Katya'yı her zamanki gibi divana ya da kanepeye uzanmış bir şeyler okurken buluyorum. Beni görünce tembel tembel başını kaldırıp doğrularak elini uzatıyor. Dinlenmem için geçen kısa sessizlikten sonra hep yatıyorsun, sağlıklı değil bu, kendine bir meşgale bulmalısın diyorum. Efendim diyor, bir şeyle meşgul olmalısın diyorum. Neyle? Kadın ya basit bir işçi ya da artist olmalı. İşçi olmadığına göre artist ol bari diyorum. Susuyor. Yarı ciddi, yarı şaka, evlensene diyorum. Adam nerede, hem ne gerek var diyor. Böyle de yaşanmaz diyorum. Kocasız mı? Tasamın büyüğü, istedikten sonra erkekten bol ne var? Çirkin bu Katya. Neymiş çirkin olan? Şu konuşma. Üzüldüğümü görünce olumsuz havayı değiştirmek için gelin size bir şey göstereyim buraya işte diyor. Beni ufak çok sevimli bir odaya sokarak gezi masasını gösteriyor. Bakın sizin için hazırladım, burada çalışacaksınız, her gün işlerinizi alarak buraya gelin, evinizde rahat vermiyorlar, çalışır mısınız burada, ister misiniz? Hayır diyerek onu üzmemek için dediğini yapacağıma odayı çok beğendiğimi söylüyorum. Sonra şirin odacıkta oturup konuşmaya başlıyoruz. Sıcak, sevimli oda, candan bir insan. İçimde eskisi gibi haz, mutluluk değil de şikayet etmek, söylenmek arzusu uyandırıyor. Sızlanır, içimi dökersem ferahlarım gibi geliyor. Sızlanır, içimi dökersem ferahlarım gibi geliyor. İçimi çekerek, durum kötü kızım, çok kötü diye başlıyorum. Ne var diyor. Bak anlatayım sana. Kralların en iyi, en kutsal haklarından biri af hakkıdır. Bir zamanlar ben de bol bol affettiğim için kendimi kral gibi hissederdim. Kimseyi suçlamazdım. Alabildiğine hoş görürdüm. Seve seve sağa sola af dağıtırdım. Başkalarının isyana kalkıştığı, köpürdüğü hallerde ben sadece öğüt verir, inandırmaya çalışırdım. Ömrüm boyunca varlığımın öğrenci ve arkadaş çevrem ve hizmetkarlar için çekilmez olmaması için uğraştım. Fakat artık kral değilim. Kölelere yaraşır bir halim var. Kafam gece gündüz kötü düşüncelerle dolu. Ruhumda şimdiye kadar bilmediğim duygular baş kaldırıyor. Nefret ediyor, küçümsüyor, isyan ve korku duyuyorum. Aşırı derecede sert, titiz, hırçın, nezaketsiz, vesveseli oldum. Eskiden güldüren bir kelime oyununa, zararsız bir alaya vesile olan şeyler, şimdi içimde yalnız ağır, ezici duygular uyandırıyor. Mantığımın işleyişi değişti. Vaktiyle yalnız parayı küçümserdim. Şimdi sanki bir suçları varmış gibi husumetin paradan zenginlere döndü. Eskiden zorbalıktan, baskıcılıktan nefret ederdim. Şimdi zorbalık edenlerden iğreniyorum. Sanki bunda birbirimizi terbiye etmesini bilmeyen hepimiz değil, sadece onlar suçluymuş gibi. Niye böyle oldum? Yeni fikirler, yeni duygular düşüncelerimin değişmesinden ileri geliyorsa bu değişikliğin nedeni nedir? Dünya kötüleşti de ben mi iyiye gittim? Yoksa önceleri kör ve aşırı bir kayıtsızlık içinde miydim? Yok, eğer bu değişiklik bedensel ve zihinsel gücümdeki genel düşkünlükten ileri geldiyse, çünkü hastayım, günden güne kilo kaybediyorum. O halde yeni fikirlerimi normal değil, mariz saymam, onlardan utanmam gerek. Katya sözümü kesiyor. Hastalığınızın bununla ilgisi yok, gözünüz açıldı, hepsi o kadar. Önceleri nedense görmek istemediğiniz şeylerin farkına vardınız. Bence her şeyden önce ailenizde bütün bağlarınızı kopararak onlardan uzaklaşmanız lazım. Saçmalama. Zaten onları sevmiyorsunuz. Yalana ne hacet? Hem ailenizdeki bireylere bir baksanıza, hepsi birer sıfır. Bugün ölseler yarın yokluklarını fark edecek bir kişi çıkmaz. Karımla kızım Katya'dan ne kadar nefret ederlerse, Katya da onları aynı derecede küçümser. Bilmem zamanımızda insanların birbirlerini küçümsemek hakkından söz edilebilir mi? Fakat Katya'nın bakış açısından böyle bir hakkın varlığını kabul edersek, onların Katya'dan nefret ettikleri kadar Katya'nın da Karım'la Liza'yı küçümseyebileceğini kabul etmemiz gerekir. Hepsi sıfır. Yemek yediniz mi bugün? Nasıl oldu da size haber vermeye akıl ettiler? Zaten şimdiye kadar varlığınızı unutmamalarına şaşmak gerek, diye tekrarlıyor. Sert bir sesle, rica ederim bırak bunları Katya, diye sözünü kesiyorum. Onların sözünü etmeye bayıldığımı mı sanıyorsunuz? Keşke hiç tanımamış olsaydım. Kuzum, ne olur sözümü dinleyin. Bırakın her şeyi, gidin buradan. Avrupa'ya gidin. Hem bir an önce gidin. Saçma. Üniversite ne olacak? Onu da bırakın. Üniversiteyi ne yapacaksınız? Nasıl olsa kimse bir şey kaybetmez. 30 yıldır ders veriyorsunuz. Nerede o yetiştirdiğiniz öğrenciler? Aralarında etrafa ün salmış bilginler var mı? Sayın bakalım. Cehaleti istismar edip yüz binler vuran doktorların sayısını arttırmak için ne fazla yetenek ne de iyi bir adam olmak gerekiyor. Size ihtiyaç yok. Adeta ürpererek, aman ya Rabbi, ne kadar haşinsin, ne kadar haşinsin, böyle konuşmaya devam edersen kalkar giderim, bu tarz konuşmaya gelemem ben, diyorum. Hizmetçi girip çayın hazır olduğunu haber veriyor. Semaver başındaki konuşmamız değişiyor çok şükür. İçimi döktükten sonra sıra başka bir ihtiyarlık zaafıma, anılara geliyor. Katya'ya geçmişten söz ediyorum. Çoktandır aklımdan silindiğini sandığım şeyleri öyle ayrıntılı anlatıyorum ki kendimde şaşıyorum. O soluğunu tutarak duygulanmış takdirle beni dinliyor. En çok papaz okulunda okuduğum yıllara ait anılarımı anlatmaktan, üniversiteye gitmek için kurduğum hayalleri aktarmaktan hoşlanıyorum. Bazen okul bahçesinde dolaşırdım. Birdenbire rüzgar uzak bir meyhaneden kötü bir akordeon yahut şarkı sesi getirir ya da çıngıraklarını öttüre öttüre bir troika bahçe duvarının yanından uçarcasına geçerdi. Bu kadarı bile insanın yalnız göğsünü değil, karnını, ayaklarını, kollarını mutlulukla doldurmaya yeter. Akordeonu ya da çıngırakları dinlerken hayalimde kendimi hekim olarak görür, gözümün önünde birbirinden güzel tablolar canlanırdı. Görüyorsun ya, hayallerimin hepsi gerçekleşti. Hatta hayalimden geçirmeye cesaret edemediğim şeyler bile oldu. 30 yıl herkesin sevdiği bir profesör oldum. Fevkalade iyi arkadaşlarım vardı. Şerefli bir şöhrete sahiptim. Sevdim, çılgınca severek evlendim. Çocuklarım oldu. Sözün kısası, başımı geriye çevirecek olsam, hayatımı baştan başa güzel, harikulade bir ustalıkla düzenlenmiş bir kompozisyon olarak görürüm. Şimdi bana da sonu bozmamak düşüyor. Bunun için insanca ölmem lazım. Ölüm istediği kadar korkunç olsun. Onu bir öğretmen, bilgin, Hristiyan bir vatandaş olarak cesaretle, sakin bir ruhla karşılamalıyım. Fakat ben sonu bozuyorum. Batarken sana koşuyor, yardımını diliyorum. Sen de boğulursanız boğulun, zaten böyle gerekiyor diyorsun. Antreden zil sesi duyuluyor. Bu sesi ikimiz de biliyoruz. Birazdan galiba Mihail Fyodoroviç geldi diyoruz. Gerçekten bir an sonra odaya arkadaşım filolog Mihail Fyodoroviç giriyor. Mihail Fyodoroviç uzun boylu, biçimli yapılı, 50'lik bir adamdır. Gür kır saçları var, yüzü daima tıraşlıdır. İyi kalpli bir adam, bulunmaz bir arkadaş. Oldukça talihli ve yetenekli, eğitim, edebiyat alanında epey hizmetleri dokunmuş, eski soylu bir aileye mensup. Zeki, yetenekli olduğu ve gayet iyi öğrenim gördüğü halde kendine göre tuhaflıkları var. Hoş, bunlar az çok hepimizde vardır ya, bir dereceye kadar hepimiz acayip tipler sayılabiliriz. Fakat onunki benzerine pek rastlanılmayan hem de tanıdıkları için oldukça tehlikeli tuhaflıklar. Ahbaplarından bazıları bu tuhaflıklar yüzünden Mihail Fyodoroviç'in hiç de kıt olmayan meziyetlerini göremez olmuşlar. Odaya girince ağır bir hareketle eldivenlerini çıkararak kadife gibi yumuşak bir bastonuyla "Merhaba, çay içiyorsunuz ha? Mükemmel, öldürücü bir soğuk var dışarıda" diyor. Masaya geçerek bardak alıyor ve hemen konuşmaya başlıyor. Mihail Fyodoroviç'in konuşmasındaki başlıca özellik sözlerinde daima mizah havası bulunmasıdır. Daha doğrusu Shakespeare mezarcılarının felsefesini usta bir şaklabanlıkla bağdaştırmasını bilir. Hep ciddi şeylerden bahsettiği halde konuşma tarzı hiç de ciddi değildir. Fikirleri her zaman sert, haşin, kavgacıdır ama Mihail Fyodoroviç bunları öyle yumuşak, öyle sakin, şakacı bir sesle ifade eder ki kulağınız hiç yadırgamaz. Her ziyaretinde üniversite hayatına ait 5-6 hikaye getirir. Masaya oturur oturmaz anlatmaya başlar. Kara kaşlarını alaycı bir ifadeyle oynatarak "Aman tanrım, dünyada ne komik insanlar var" diye iç çeker. Katya ilgilenir, "Ne oldu?" diye. "Bugün dersten çıktım. Merdivende şu bunak nene ile karşılaştım. Herif her zamanki gibi beygir çenesini öne uzatmış yürüyor. Aklı fikri birisini bulup yarın başı ağrısından, karısından, derslerine girmek istemeyen öğrenciden dert yanmakta. Beni görüp de lafa tutmasın diye içim gidiyordu." Böylece devam eder durur. Bazen de söze şöyle başlar. "Dün ZZ'mizin serbest konferansına gittim. Şu alma materimizin halka ZZ gibi dangalakları, damgala ahmakları nasıl çekinmeden sunduğuna şaşıyorum doğrusu. Evrensel bir aptal. Bütün Avrupa'da bir eşini daha bulamazsınız. Bir okuyuşu var ki ağzında akide şekeri var sanırsınız. Sıkıldığı için notlarını da doğru dürüst okuyamıyor. Fikirlerinde ancak bisiklete binen papazın sürati kadar işleklik var. En kötüsü ne demek istediği anlaşılmıyor. Can sıkıntısından patladık. Yıllık diploma merasimindeki o bildik söylevin okunuşundan hiç farkı yoktu." Burada hemen başka bir konuya atlayıveriyor. "3 yıl önce Nikolay Stepanoviç hatırlar herhalde, bu söylevi okumak bana düşmüştü. Salonda boğucu bir sıcak var. Redingotumda koltuk altlarından sıkıyor. Başladım okumaya. Yarım saat, 1, 1,5, 2 saat okudum durdum. Bir aralık hele şükür galiba 10 sayfa kaldı diye düşünüyordum. Son 4 sayfa oldukça önemsizdi. Okumasam da olurdu. Fakat bakın ne oldu. Ön sırada yan yana oturan, göğsünde nişan kurdelesiyle bir general ile bir başpapaz gözüme ilişti. Zavallılar can sıkıntısından sanki donmuş gibi kıpırdayamaz haldeydiler. Uyumamak için gözlerini iri iri açmış dikkatle dinlediklerini, okuduklarını anlayıp beğendiklerini göstermeye gayret ediyorlardı. İçimden pekala hoşunuza gidiyorsa sonuna kadar dinleyin dedim. İnadına o 4 sayfayı da okudum." Konuşurken bütün müstehsi adamlarda olduğu gibi yüzünde yalnız gözleriyle kaşları gülüyordu. O anlarda bu gözlerde kin, nefret ya da hiddet değil, sadece bol bol nükte ve dikkatinden hiçbir şeyi kaçırmayan insanlarda rastlanan tilkilere has kurnazlık seçilirdi. Gözleriyle ilgili bir özelliği daha dikkatimi çekmişti. Mihail Fyodoroviç, Katya'nın elinden bir bardak çay alırken, söylediklerini dinlerken ya da Katya bir şey almak için odadan çıkınca onu izleyen bakışı uysal, huşu dolu, temiz bir ifade alırdı. Oda hizmetçisi semaveri kaldırıp masaya büyük bir parça peynir, meyve, bir şişe Kırım şampanyası koyuyor. Bu hayli kötü şarabı Katya Kırım'dayken sevmeye başlamış. Mihail Fyodoroviç etajerden 2 deste iskambil kağıdı alıp fal açıyor. İddiasına göre bazı fallar son derece dikkat istermiş. Buna rağmen Mihail Fyodoroviç fal açarken durmadan gevezelik eder. Katya büyük bir dikkatle sıraladığı kağıtları takip eder. Sözden çok yüz el hareketleriyle ona yardım eder. O akşam Katya'nın içtiği 2 kadehten fazla değil. Ben kadehimin ancak 1/4'ünü tamamlayabiliyorum. Şişenin kalanı Mihail Fyodoroviç'in payına düşüyor. Bu adamın içmesine diyecek yoktur. Hiç de sarhoş olmaz. Fal açılırken çeşitli konulardan söz ediyoruz. Çoğunlukla yüksek konular üzerine konuşuyoruz. Tabii en çok çekiştirip hırpaladığımız konu en sevdiğimiz ilimdir. Mihail Fyodoroviç tane tane konuşarak, "Çok şükür ilim öldü artık, son sözünü söyledi." "Öyledir efendim. İnsanlık onun yerini doldurma ihtiyacını duyuyor. İlim kör fikirler ortamında vücut bulmuş, böyle fikirlerle beslenmiş. Nihayet bugünkü ömrünü tüketmiş, nineleri simya, metafizik ve felsefe gibi kör fikirlere dönüşmüştür. Okumuş Avrupalılarla ilim nedir bilmeyen Çinliler arasındaki fark pek azdır. Çinlilerin ilimleri yoktu. Bundan bir şey kaybettiler mi?" diyor. "Sineklerin de ilimden haberleri yoktur" diye cevap veriyorum. "Boş yere kızıyorsunuz Nikolay Stepanoviç. Bunu burada aramızda söylüyorum. Düşündüğünüzden çok daha ihtiyatlıyım. Bu konuşmayı herkesin içinde tekrarlayacak değilim. Tanrı korusun. Kitlenin köhne bir inancı var. İlim, fen ve sanat, tarım, ticaret ve zanaattan daha yüksekmiş. Bizim çevremizde bu inançtan sebeplenir. Bunu yıkmak ne size ne bana düşer. Tanrı esirgesin." Fal açmaya devam ederken gençlerimizi de unutmazdık. Mihail Fyodoroviç iç çekerek, "Beş para etmez bugünkü gençler, idealden falan söz etmiyorum. Hiç olmazsa tam anlamıyla çalışmasını, düşünmesini bilseler. Şairin dediği gibi, hüzünle bakıyorum şu yeni nesle." Katya ona hak veriyor. "Gerçekten öyle. Size bir şey sorayım. Şu son 5-10 yıl içinde bir tanecik olsun şöyle dikkati çekecek parlak bir öğrenciniz çıktı mı?" "Başka profesörleri bilmem ama benim öğrencilerim arasında böyle birisini hatırlamıyorum." Katya devam ediyor. "Hayatta epey üniversiteli genç bilim adamı, pek çok aktör gördüm. Ne diyeyim, bir defa olsun bir dahi, üstün bir yetenek, hatta sadece ilginç bir insana rastlayamadım. Hepsi donuk, yeteneksiz, küçük dağları kendilerinin yarattığını zanneden insanlar." Genç kuşağımızın değersizleşmesine dair konuşmalar bende her seferinde kendi kızıma ait kötü şeyler duyuyormuşum gibi hisler uyandırıyor. En çok bu suçlamaların genelleştirilmesine, değersizleşme, ideal yokluğu gibi çiğnenmiş basma kalıp suçlamalara ya da güzel geçmişin örnek gösterilmesine içerliyorum. Herhangi bir suçlama kadınların da bulunduğu bir ortamda bile yapılsa olabildiğince belirli bir esasa dayanmalı. Aksi halde suçlama olmaktan çıkar. Namuslu insanlara yakışmayan boş zararlı bir gevezelik niteliği alır. Ben 30 yıllık deneyimimle söylüyorum. Ne bir değersizleşme ne de ideal yokluğu fark etmiş değilim. Her şeyin eskisinden daha kötüye gittiğini de sanmıyorum. Bu konudaki deneyimi değer taşıyan kapıcı Nikolay'a göre bugünkü üniversiteli dünkünden ne daha iyi ne de daha kötüdür. Bana şimdiki öğrencilerimin hoşuna gitmeyen taraflarını sorsalar, önce şu kısa kesin cevabı verirdim. Kusurlarını biliyorum onların. Bunları anlatmak için de beylik laflara hiç ihtiyacım yok. Tütün içmeleri, alkollü içki kullanmaları, geç evlenmeleri hoşuma gitmiyor. Ayrıca pervasızlıklarına, çevrelerinde aç kalanlara aldırış etmemelerine, yardım kurumlarıyla ilgilenmeyecek kadar duygusuz olmalarını beğenmiyorum. Modern dilleri bilmedikleri gibi Rusçayı da doğru dürüst konuşamıyorlar. Daha dün hijyenci arkadaşım öğrencilerinin fizikten çok zayıf, meteorolojiden büsbütün habersiz oluşlarından dert yandı. Adamcağız derslerinde 2 katı uğraşmak zorunda kalıyormuş. Edebiyatçının iyi mi, kötü mü olduğuna bakmadan nerede bir yenisini bulurlarsa bağlanır, etkisi altında kalırlar. Bir yandan Shakespeare, Marcus Aurelius, Epiktetos ya da Pascal gibi klasiklere karşı tamamıyla ilgisizdirler. Büyüğü küçükten ayırt etmekteki becerisizlikleri hayat adamı olmadıklarını gösterir. Az çok toplumsal niteliği olan, örneğin göçmen sorunu gibi dertleri bağış toplamak suretiyle çözümlemeye kalkarlar. İmkanları içinde olan ve onlara çok daha yaraşan bilimsel incelemelere, denemelere hiç yanaşmazlar. Hastanelerde fahri asistanlığa can atarlar. Laboratuvarlarda hastaneye resmen bağlanmadan dışarıdan gelip çalışırlar. 40 yaşına kadar üzerlerine sorumluluk almadan böyle bir mevkide kalmaya razıdırlar. Oysa girişim ve özgür düşünce sanatta ya da ticarette olduğu kadar ilim alanında da gereklidir. Öğrencilerim, dinleyicilerim var fakat yerimi bırakacağım kimseler yetişmedi. Bu yüzden hepsini sevdiğim, hepsine karşı iyi duygular beslediğim halde hiçbiriyle gurur duymuyorum. Bu gibi kusurlar ancak tabansız, ötlek bir insanda karamsarlık veya hırçınlık uyandırabilir. Hepsi geçici olan bu pürüzler yaşam koşullarına sımsıkı bağlıdır. 10 yıl sonra bunlardan hiçbir iz kalmayacaktır. ya da kusursuz kul olmayacağı için yerlerine yenileri peydahlanacak ve tabansızlar için yeni dert kapıları açılacaktır. Öğrencilerimin kusurları, hataları beni de sık sık üzmüştür. Fakat kızgınlığım 30 yıl boyunca onlara ders vermenin, onlarla sohbet etmenin, aralarındaki ilişkileri inceleyip çevreleri dışındaki gençlerle karşılaştırmanın verdiği zevk yanında hiç kalır. Mihail Fyodoroviç zehir saça saça konuşmaya devam ediyor. Katya onu dinliyor. İkisi de başkasının aleyhinde konuşmak gibi masum bir eğlencenin onları nasıl derin bir uçuruma sürüklediğinin farkında değiller. Basit bir konuşmanın yavaş yavaş çirkin bir alay şekline aldığından, ikisinin de yerine göre yalana, iftiraya başvurduklarından haberleri yok. Mihail Fyodoroviç bir Aralık, öyle komik tiplere rastladığımız oluyor ki, dün bizim Yegor Petroyeviç'e uğradım. Yanında bir öğrenci, tıbbiyeli, sizinkilerden, 3'te galiba, yüzü Dobrolyov'u andırıyor. Alnında derin bir zekanın izleri var. Şundan bundan konuşmaya başladık. Neler var delikanlı dedim. Geçen gün okudum, adını unuttum. Bir Alman, insan beyninde idiotin denilen yeni bir alkaloid üretmiş. Ne dersiniz? İnandı. Yüzünde ilim nasıl da ilerliyor gibilerinden icat edene karşı saygı ifadesi belirdi. Başka bir gün tiyatroya gittim, yerime oturdum. Tam önümdeki sırada 2 kişi vardı. Biri bizimkilerden, hukukçuydu galiba. Öbürü saçı başı dağınık bir tıbbiyeliydi. Tıbbiyeli zilzurna sarhoştu. Sahneye baktığı bile yoktu. Uyuklayıp duruyordu. Artistlerden biri biraz sesini yükseltince tıbbiyeli silkinip arkadaşını dürtüyordu. Ne diyor? Asil şeyler değil mi? Bizimkilerden olan çok asil şeyler diye cevap verince tıbbiyeli olanca sesiyle bravo, asil şeylere bravo diye haykırıyordu. Sarhoş enayi tiyatroya sanat için değil asil şeyler bulmaya gelmişti. Asalet pek lazımdı ona besbelli. Katya dinleyip gülüyor. Gülüşü tuhaf, nefes alıp verişinde seri akordeon çalar gibi muntazam bir ritim var. Güldüğü zaman yüzünde sadece burun delikleri kıpırdanıyor. Maneviyatım bozuluyor, öfkeyle yerimden kalkarak bağırmaya başlıyorum. Susun artık, oturduğunuz yerde zehirli 2 kurbağa gibi nefesinizle temiz havaya mikrop saçıyorsunuz, yeter. Fesat dolu konuşmalarına son vermelerini beklemeden eve gitmeye hazırlanıyorum. Vakit geç zaten, 11'e geliyor. Mihail Fyodoroviç, ama ben biraz daha oturacağım, müsaade eder misiniz Ekaterina Vladimirovna, diyor. Oturun, diyor Katya. Bene, şu halde bir şişecik daha lütfen. Katya'nın tuttuğu mum ışığında beni antreye kadar uğurluyorlar. Paltomu giyerken Mihail Fyodoroviç bana, son zamanda çok zayıfladınız, çok çöktünüz Nikolay Stepanoviç, neyiniz var, hasta mısınız yoksa, diyor. Evet, biraz hastayım diyorum. Katya üzgün bir tavırla, tedavi olmak da istemiyor diye sözümü tamamlıyor. Neden tedavi olmuyorsunuz? Olur mu öyle şey? Tanrı korur ama biz de tedbirde kusur etmemeliyiz. Sizinkilere selamlarımı söyleyin. Gelemediğim için kusurumu affetsinler. Avrupa'ya gitmeden önce bugünlerde veda ziyaretine gelirim mutlaka. Öbür hafta gidiyorum. Katya'dan asabileşmiş bir halde çıkıyorum. Hastalığıma ait konuşmalar beni ürküttü. Kendi kendime kızıyorum. Düşünüyorum. Sahiden arkadaşlardan birine başvursam mı acaba? O anda gözümün önünde beni muayene eden arkadaşın hali canlanıyor. Beni dinledikten sonra sessizce pencereye yürüyecek ve gerçeği belli etmemeye çalışarak bana dönecek. Kayıtsız bir sesle, henüz önemli bir şey görmüyorum meslektaş, yalnız artık çalışmayı bırakmanızı öneririm. Kayıtsız bir sesle, henüz önemli bir şey görmüyorum meslektaş, yalnız artık çalışmayı bırakmanızı öneririm diyecek. Bu son ümidimi de yok edecek. Ümitsiz insan yaşar mı? Şimdi kendi kendime teşhis koyup tedavi ederken bazen bilgisizliğimin beni aldattığı hayalini kuruyorum. Tahlillerde çıkan albüminle şekerde, kalbimde bulduklarında, 2 sabahtır farkına vardığım şişkinlikte yanıldığım ümidine kapılıyorum. Bir hastalık hastası gayretiyle iç hastalıklara ait kitapları hatmederken, boyuna ilaç değiştirirken belki bir teselli noktası bulurum diye ümit besliyorum. Miskinlikten başka şey değil bu. İster kapalı bir havada, ister gök, ay ve yıldızların ışıklarıyla ışıldarken, eve her dönüşümde gözüm yukarılara kayar kaymaz, yakında ölümün beni alıp götüreceğini düşünürüm. Bu anlarda düşüncelerimin de gök gibi derin ve parlak, harikulade olması gerekmez miydi? Aslında hiç de öyle değil. Kendimi, karımı, Liza ile Ginecker'i, öğrencileri, genelde bütün insanları aklımdan çıkaramıyorum. Düşüncelerim daima kötülük, basitlik ve kendime karşı ikiyüzlülük dolu. Arakçeyev'in özel mektuplarından birinde geçen şu sözlerine hak veriyorum. Dünyadaki iyi şeylerin hiçbiri fenalıktan tam olarak kurtulmamıştır. Üstelik kötü şeyler iyilerden çok daha fazladır. Kısacası her şey berbat demektir. Yaşamaya değmez. Geçen 62 yılı da boşa harcanmış bir zaman saymak lazım. Kendimi bu düşüncelere kapılmış olarak yakalar yakalamaz, bunların geçici, içimde kökleşmemiş düşünceler olduğuna inanmak istiyorum. Fakat hemen, madem ki öyle, neden her akşam o iki kurbağaya gitmeden edemiyorum diye düşünüyorum. Katya'ya bir daha uğramamaya yemin ediyorum. Halbuki hemen yarın oraya tekrar yollanacağımı pekala biliyorum. Aşağıda kapının zilini çalıp merdivenden çıkarken artık ailem kalmadığını, onları yeni baştan elde etmenin içimden gelmediğini hissediyorum. Anlaşılan Arakçeyevvari düşünceler bende ne rastlantısal ne de geçicidir. Bütün varlığımı kaplamış bunlar. Hasta bir vicdanla, neşesiz, halsiz vücudum sanki 1000 putluk ağırlık altındaymış gibi güçlükle kımıldanarak yatağıma girip hemen uyuyorum. Az sonra uykusuzluğum başlıyor. Yaz gelince hayat değişiyor. Bir sabah Liza odama girip bana takılarak "Buyurun Ekselans, her şey hazır, gidiyoruz" diyor. Ekselans'ı sokağa çıkarıp arabaya bindirdikten sonra götürüyorlar. Yolda can sıkıntısından gözüme ilişen tabelaları tersinden okumaya başlıyorum. Traktir, Ritkart, Kart oluyor. Tam baronlara layık bir soyadı. Baroness Ritkart. Kıra çıkınca yol bir mezarlığın önünden geçiyor. Burası beni hiç etkilemiyor. Oysa yakında ben de oraya gideceğim. Ormanı geçtikten sonra tekrar kıra çıkıyoruz. Dikkate değer hiçbir şey yok. 2 saatlik yoldan sonra Ekselans'ı sayfiyedeki bir evin alt katına götürüp duvarları mavi kağıtla kaplı, ufak, gayet şirin bir odaya yerleştiriyorlar. Gece her zamanki gibi uykusuzluk. Yalnız sabah kalkar kalkmaz karımın laflarını dinleyemiyorum. Yatağımda kalıyorum. Uyumadığım halde son derece uyuşuk ve dalgınım. Rüyada gibiyim. Öğleyin kalkıp eski alışkanlıkla yazı masama geçiyorum. Ama çalışmıyorum. Katya'nın odama yolladığı sarı kaplı Fransızca kitapları okumakla vakit öldürüyorum. Kuşkusuz Rus yazarlarını okumak daha milliyetçi bir davranış olurdu ama ne yalan söyleyeyim, gönlüm çekmiyor onları. 2-3 eski eser bir yana, bütün bugünkü edebiyata edebiyat değil de himaye altında pek rağbet görmeyen bir çeşit küçük el sanatı gözüyle bakıyorum. Oysa bu el yapılarının en iyisini bile harika sayamaz, bir ama eklemeden samimi olarak değerlendiremezsiniz. Son 10-15 yılda okuduğum yeni edebi eserlerde tamamen böyle. İçlerinde hiçbir açık kapı bırakmadan fevkalade denebilecek bir teki yok. Her birinde zeka, soyluluk, yetenek gibi meziyetlerin birinden biri mutlaka noksan. Fransızca kitapların da yüksek bir yaratıcılık, zeka ve soyluluk dolu olduğunu söyleyemem. Onlar da beni tatmin etmiyor. Ama hiç olmazsa bizimkiler kadar sıkıcı değil. Hem bunlarda çoğu zaman Rus yazarlarında görülmeyen yaratıcılığın temel öğesi olan özgür düşünce duygusuna rastlayabilirsiniz. Kendisini yapıtın daha ilk sayfasından türlü türlü vicdan kontratlarıyla kıskıvrak etmeyen tek bir yeni yazarımıza rastladığımı hatırlamıyorum. Biri çıplak vücuttan söz etmeye çekinir, öteki ruh tahlillerine gömüldükçe gömülür, bir başkası kendine insanlara karşı sıcak bir duyguyla dolu olmaya mecbur sayar. 4. kötü niyetle görünmemek için sayfalarca doğa betimlemeleri sıralar. Kimi yapıtlarında mutlaka basit görünmek kaygısındadır. Diğeri kişizadeliğe özenir. Sinsilik içten pazarlık alabildiğinidir. İçten geldiği gibi yazmaya hiçbiri cesaret edemez. Bu yüzden gerçek yaratıcılık da yok. Bunlar edebiyat üzerine düşüncelerim. Sosyoloji ya da sanat dalları ile ilgili ciddi Rusça yazılarına gelince bunları korkudan okumuyorum. Çocukluğumda ve hatta ilk gençliğimde kapıcılarla tiyatrolarda localara bakan yer göstericilerden nedense korkardım. Hoş, şimdi de korkarım ya. Derler ki bizler yalnız anlamadığımız şeylerden ürkermişiz. Gerçekten kapıcıların, tiyatro görevlilerinin neden bu kadar gururlu ve kibirli olduklarını, küstahlığı bu derece ileri vardırdıklarını anlamak güçtür. Ağır makaleler okurken aynı belirsiz korkuya kapılırım. Olağanüstü bir gurur, komutan edalı bir üslup, yabancı yazarlara karşı laubalik, ustaca şişirmeler, bütün bunlar benim için anlaşılmaz, ürkütücü şeylerdir. Hekim ya da doğa bilgini yazarlarımızın alçak gönüllü, efendi üslubundan sonra bunlar bana son derece yabancı görünüyor. Bizdeki ciddi kalem sahiplerinin yalnız telif eserlerini değil, çevirilerini okurken de kendimi bir yadırgamadan kurtaramam. Ön sözlerin ağdalı, bir çeşit hoşgörü taşıyan üslubu, çevirinin kendiliğinden koyduğu notların bolluğu dikkatimi dağıtır. Çevirinin makale ya da kitap boyunca cömertçe sıraladığı dipnotlar bence hem yazarın kişiliğine hem okuyucunun özgürlüğüne kasıttan başka bir şey değildir. Bir kere mahkemeye bilirkişi olarak çağrılmıştım. Celse arasında bilirkişi arkadaşlarımdan biri, savcının aralarında iki aydın kadın bulunan sanıklara karşı kaba tavrına dikkatimi çekti. Ona bu davranışının ciddi yazarların birbirlerine karşı takındığı tavırlarından daha kaba olmadığını söylerken abartmış sayılmazdım. Gerçekten bu ilişkilerdeki kabalık derecesine üzülmemek elden gelmiyor. Birbirlerine ya da eleştirdikleri yazarlara karşı ya onurlarından fedakarlık ederek aşırı saygı gösterir ya da tersine müstakbel damadım Ginecker hakkında içimden kullandığım dilden daha beterini kullanırlar. Akıl ve bilinç noksanlığı, kötü niyet, hatta çeşitli suçlamalar, ciddi makalelerin değişmez öğeleridir. Buna genç doktorlarımızın yazılarında da sık sık rastlanıyor. Yeni kuşak yazarlarının kendilerini böyle bir akımın etkisinden koruması zaten beklenemez. Şu son 10-15 yıldır edebi eserlerde erkek kahramanların boyuna vodka içmeleri, kızların yeterince iffetli olmamaları hep bu yüzdendir. Fransızca kitapları okurken arada bir açık pencereden dışarı bakıyorum. Bahçemizi çevreleyen çitin sivri uçları, 2-3 yıldız ağaç, çitin ötesinde yol, tarla, sonra da geniş bir şerit halinde çam ormanı görünüyor. Bazen sarı saçlı, üstü başı yırtık bir kızla bir erkek çocuğun çite tırmanmalarını seyrederim. Yumurcaklar dazlak kafamı alaya alırlar. Pırıl pırıl parlayan gözlerinde dazlak kafalı moruğa bak diyen alayı okurum. Şöhretimin, generalliğimin vız geldiği yegane insanlar belki de onlardır. Artık ziyaretçiler her gün gelmiyor. Ama Nikolay ile Pyotr Ignatyeviç'in ziyaretlerinden söz etmeden yapamayacağım. Nikolay genellikle bayram günlerinde bir iş bahane ederek aslında sadece beni görmek için gelir. Kışın hiç adeti olmadığı halde çoğu zaman çakır keyiftir. Dışarı çıkıp ne haber diye sorarım. Nikolay bir aşık coşkunluğuyla yüzüme bakarak elini kalbine bastırır. "Ekselans, Tanrı cezamı versin ekselans, şuradan sağ çıkmayayım ki, Guedamas igütür Juventus." Beni yemek istiyormuş gibi omzumdan, ceketimin kollarından, düğmelerinden öper. "Ne var ne yok bizde, her şey iyi gidiyor mu?" "İnanın ekselans, Tanrı canımı alsın ki." Nikolay lüzumlu lüzumsuz yeminler yağdırarak beni çabucak bıktırır. Karnını doyurması için onu mutfağa yollarım. Pyotr Ignatyeviç de bayramlarda sırf beni yoklayıp kafasında neler döndüğünü anlatmak için gelir. Tertemiz, kendi halinde ağırbaşlı tavrıyla daima masanın yanına oturur. Pyotr Ignatyeviç de bayramlarda sırf beni yoklayıp kafasında neler döndüğünü anlatmak için gelir. Tertemiz, kendi halinde ağırbaşlı tavrıyla daima masanın yanına oturur. Ayak üstüne atmaya ya da masaya abanmaya hiçbir zaman cesaret edemez. Oturduğu sürece yavaş yavaş hep aynı sesle, sürçmeden kitap gibi konuşur. Bana kitaplardan, dergilerden okuduğu, aklınca son derece ilginç, heyecanlı haberleri aktarır. Bütün bu haberler hep birbirine benzer, hep aynı tiptedir. Bir Fransızın bilimsel bir buluşu varmış. Bir Alman, bunun da 1870'te bir Amerikalı tarafından ortaya atıldığını yüzüne vurmuş. Üçüncü bir Alman, ikisini de bastırmış. Mikroskopta gördükleri hava küreciklerini pigment tanecikleri sanmalarıyla alay etmiş. Pyotr Ignatyeviç beni güldürmek istediği zaman bile uzun uzun ayrıntıya dalarak konuşur. Tezini savunuyormuş gibi faydalandığı kaynakların hiçbirini unutmamaya, dergilerin tarih ve numaralarını karıştırmamaya dikkat eder. Petit'ten bahsederken mutlaka Jean-Jacques Petit der. Bazen yemeğe kalınca herkesin neşesini kaçıran hep aynı zarif hikayeleri anlatır durur. Ginecker'le Liza Fügler'den, kontrapuanlardan, Brahms'tan, Bach'tan söz açınca Pyotr Ignatyeviç gözlerini alçak gönüllülükle indirip utanır. Benimle kendisi gibi ciddi insanların yanında böyle basit konulardan söz edildiği için utanç duyar. 5 dakika içinde sanki onu yıllardır görüp dinliyormuşum gibi bıkkınlık duyarım. Zavallıdan adeta nefret ediyorum. Ağır, tek düze sesinden, kitap dilinden bunalıyorum. Hikayeleri beni sersem ediyor. Bana en iyi duygularla bağlıdır. Beni memnun etmekten başka bir düşündüğü yok. Oysa ben, bakışımı yüzüne dikmiş, hipnotize etmek ister gibi içimden git, git, git diye tekrarlıyorum. Fakat o bu telkinin etkisine girmeden oturdukça oturuyor. Kaldığı sürece ben ölünce belki yerime onu seçerler düşüncesinden kendimi kurtaramıyorum. Zavallı sınıfımı suyu çekilmiş bir vaha gibi görüyor. Aklımdan geçenlerden Pyotr Ignatyeviç sorumluymuş gibi ona surat asıyor, konuşmuyor, nezaketsiz davranıyorum. Her zamanki gibi Almanları övmeye başlayınca eski zararsız takılmalarım yerine hırçın hırçın bırakın şu eşek Almanları diye homurdanıyorum. Benim de Pirogov'la Revel'de denize girip suyu soğuk bulunca hay namussuz Almanlar diye küfreden ölü Profesör Nikita Krylov'dan farkım yok. Pyotr Ignatyeviç epey hırpalanmalardan sonra gidince penceremden görünen ve gittikçe uzaklaşan gri şapkasının ardından beni affet canım diye bağırmak istiyorum. Yemek faslı kıştan daha sıkıcı. Küçümsediğim, nefret ettiğim Ginecker iyice yerleşti. Hemen hemen her gün soframızda. Önceleri ses çıkarmadan katlanıyordum. Ama şimdi onu Kırım'la Liza'yı utançtan renkten renge sokan bir şekilde iğnelemeden yapamıyorum. Bu zehirli duyguya kendimi kaptırarak bazen farkına varmadan anlamsız şeyler söylüyor. Hareketimin sebebini kendim de bilemiyorum. Örneğin bir defasında Ginecker'i küçümser bir bakışla uzun uzun süzdükten sonra damdan düşer gibi kartalların bazen tavuklara kadar indiği olur ama tavukların göğe yükseldiğine hiç rastlamamıştır diye mırıldandım. En acısı tavuk Ginecker'in kartal profesörden daha üstün durumda bulunması. Karımla kızımın kendisinden yana olduğunu bildiği için beni pek umursadığı yok. İğnelemelerine moruk ne olacak iyice bunamış artık gibilerden hoşgörürcesine bir sessizlikle karşılık veriyor. Bazen de babacan bir tavırla bana takılıyor. İnsanın bu derece basitleşebilmesine hayret doğrusu. Yemek boyunca Ginecker'in sonunda bir şarlatan çıktığına, Liza ile karımın hatalarını anladıklarına, benim de onlarla nasıl alay ettiğime dair hayaller kuruyorum. Bir ayağım çukurdayken uğraştığım saçmalıklara bakın. Bazen şimdiye kadar sadece adını duyduğum bir takım anlaşmazlıklar patlak veriyor. Ayıp ama geçen gün yemekten sonra olan bir olayı anlatayım. Odamda oturmuş pipomu içiyordum. O aralık her zamanki gibi karım yanıma geldi. Havaların sıcaklığından henüz boş zamanım varken Harkov'a gidip Ginecker'imiz hakkında soruşturma yapmanın yerinde olacağından dem vurmaya başladı. Hay hay giderim diye razı oldum. Karım memnun oldu. Kalktı. Çıkarken kapıdan döndü. Senden bir ricam daha var. Kızacağını biliyorum ama seni uyarmak görevimdir. Kusura bakma Nikolay Stepanoviç ama eş dost komşular Katya'ya pek sık gittiğinden söz etmeye başladılar. Kapalı okumuş bir kızdır biliyorum. İnsan onunla hoş vakit geçirir ama senin yaşında ve mevkiinde bir adamın onun sohbetinden fazla hoşlanması biraz tuhaf oluyor. Hem de hakkında birden kan beynime sıçradı. Gözlerimden ateş saçarak yerimden fırladım. Başımı ellerimle tutarak avazım çıktığı kadar "Bırakın beni, bırakın, bırakın beni" diye haykırmaya başladım. Galiba yüzüm korkunç, sesim tuhaftı. Çünkü karım birdenbire sarardı. O da bambaşka acı bir sesle haykırdı. Bağırışmamızı duyan Liza ile Ginecker, daha sonra Yegor koşu koşu geldiler. "Bırakın beni, defolun, çekilin" diye bağırmaya devam ediyordum. Birden dizlerim hissiz kaldı. Birisinin kolları arasına düştüğümü hissettim. Bir an için bir ağlama sesi duyar gibi oldum. Sonra kendimi kaybettim. Baygınlığım 2-3 saat sürdü. Gelelim Katya'ya. Artık her akşamüstü beni yoklamaya geliyor. Tabii komşularla ahbaplarımızın bunu gözden kaçırmaması olanaksız. Katya bize gelince oturmuyor, hemen beni alıp gezmeye çıkarıyor. Bu yaz bir atla yepyeni 2 tekerlekli küçük bir araba almıştı. Esasen pek zengin işi gidiyordu. Büyük bir bahçe içinde müstakil pahalı bir sayfiye evi kiraladı. Şehirden bütün eşyasını taşıdı. 2 hizmetçi bir arabacı tuttu. Sık sık ona babandan kalan para bitince neyle geçineceksin Katya diye sorduğum zaman o zaman düşünürüz cevabını veriyor. Paranı çarçur etmek doğru değil yavrum, iyi bir insanın alın teriyle kazandığı para bu. Biliyorum, bunu kaçıncı defadır söylüyorsunuz diyor. Önce kırdan, sonra penceremden görünen çam ormanından geçiyoruz. Doğayı eskisi gibi güzel buluyorum. Oysa şeytan bu çamların, kuşların, beyaz bulutların 3-4 ay sonra ölünce yokluğumun farkına bile varmayacaklarını kulağıma fısıldıyor. Katya araba sürmekten hoşlanıyor. Havanın iyi oluşu, yanında bulunmam da ona sevinç veriyor. Neşesi yerinde, aksilenmiyor. Çok iyi bir insansınız Nikolay Stepanoviç, az rastlanan bir tipsiniz. Sizi temsil edecek bir aktör yoktur. Beni ya da Mihail Fyodoroviç'i kötü bir aktör de oynayabilir ama sizi hiç kimse canlandıramaz. Sizi kıskanıyorum, dehşetli kıskanıyorum. Ben neyim ki sanki? Sizi kıskanıyorum, dehşetli kıskanıyorum. Ben neyim sanki? Ne? Bir an düşündükten sonra ben olumsuz bir yaratığım değil mi? Diyor. Evet diyorum. Ya ne yapmalıyım? Ne diyebilirim? Çalış yahut varını yoğunu fakirlere dağıt ya da kendini tanı gibi öğütler vermek kolaydır. Ama bunların hepsi ancak sözde kolay olduğu için ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Tedavi dersi veren arkadaşlar her vakanın bağımsız olarak incelenmesini önerirler. Kitapların en hararetle önerdiği tedavi şeklinin bazı özel durumlarda hiç işe yaramadığı doğrudur. Manevi dertler için de aynıdır. Gene de bir cevap vermem gerek. Pek işsiz güçsüzsün Katya, mutlaka bir şeyle meşgul olmalısın. Hem bak, yeteneğin olduğuna göre neden tekrar sahneye dönmeyesin diyorum. Yapamam diyor. Tavrınla, konuşmanla sanki büyük haksızlığa uğramış bir insan gibisin. Bunu hiç beğenmiyor ve daima seni kabahatli buluyorum. Hatırlarsın kızım, sen insanlara yaşam kurallarına küsmekle başladın. Ama hiçbirinin iyileşmesi için bir şey yapmadın. Fenalıkla mücadele etmek seni yordu. Mücadelenin değil, kendi güçsüzlüğünün kurbanısın. Kuşkusuz o zaman çok gençtin, deneyimsizdin. Ama şimdi bütün bunlar değişebilir. Gerçekten tiyatroya dön. Çalışırsın, sanat yolunun kutsallığı vardır, hizmetin değerlenir. Katya sözümü kesiyor. Beni kandırmaya çalışmayın Nikolay Stepanoviç, hadi sizinle bir anlaşmaya varalım. Kadın erkek artistlerden, yazarlardan söz edelim de sanat konusuna dokunmayalım. Mükemmel, eşsiz bir insansınız ama sanatı içten duyarak kutsal sayabilecek kadar anlayamazsınız. Sanata karşı ne duygunuz ne anlayışınız var. Ömrünüzü işleriniz arasında geçirirken bu duyguyu elde etme fırsatınız olmadı. Zaten sanat üzerine konuşmaktan hoşlanmam ben. Katya asabileşerek devam ediyor. Sevmiyorum, evet, çünkü yeterince adileştirdiler bu konuyu. Kim adileştirdi? Kimi sarhoşluğuyla, gazeteler laubalilikle, akıllı insanlar felsefeleriyle. Felsefeyle bunun ilgisi yok. Var, felsefeye sapmak konuyu anlayamamaktan gelir. İşi kavgaya vardırmadan hemen konuyu değiştiriyor. Uzun zaman hiç konuşmuyorum. Ancak ormandan çıkıp Katya'nın evine yaklaşırken deminki konuşmamıza dönüyorum. Ama sen bana tiyatroya niçin dönmek istemediğini söylemedin. Katya, ne kadar insafsızsınız Nikolay Stepanoviç diye bağırıyor ve birdenbire kızarıyor. İlle gerçeği bütün çıplaklığıyla söylememi istiyorsunuz öyle mi? Pekala, madem ki bu hoşunuza gidiyor, hay söyleyeyim. Yeteneksizim, yeteneğim yok ama onurum dağlar kadar, bu kadar işte. Bu itiraftan sonra yüzünü benden kaçırarak ellerinin titremesini saklamak için dizginleri hızla çekiyor. Evine yaklaşırken ta uzaktan kapının önünde bizi sabırsızlıkla bekleyerek gezinen Mihail Fyodoroviç'i görüyoruz. Katya öfkeyle "Aman gene bu Mihail Fyodoroviç, ne olur defedin şunu başımdan, bıktırdı sıktı artık öf!" diye söyleniyor. Mihail Fyodoroviç'in Avrupa yolculuğunun zamanı çoktan gelmiş geçiyor ama o her seferinde hareketini bir hafta sonrasına atıyor. son zamanda epey değişti, çöktü. Eskisinin tam tersine şaraptan sarhoş oluyor. Gür kara kaşları aklaşmaya başladı. Arabamız kapıda durunca sevincini, sabırsızlığını saklayamıyor. Telaşlı bir tavırla Katya ile bana arabadan inmemiz için yardım ediyor. Aceleyle bir şeyler soruyor, gülerek ellerini ovuşturuyor. Eskiden yalnız bakışlarında fark ettiğim halim selim, temiz, yalvarıcı ifade şimdi bütün yüzüne yayılmış. Hem seviniyor hem sevincinden utanıyor. Katya'ya her akşam uğrama alışkanlığı da onu utandırıyor. Bunun için gelişine bu civarda bir işim vardı, bir dakikacık uğrayayım dedim gibilerden göze batacak kadar anlamsız bir bahaneyle açıklamaya gerek duyuyor. Üçümüz içeri giriyoruz. Önce çay içiyoruz. Sonra masaya her zamanki gibi 2 takım iskambil kağıdı, kocaman bir parça peynirle meyve ve bir şişe Kırım şampanyası geliyor. Konuşma konularımızda yenilik yok. Kışın konuştuklarımızın tamamen aynısı. Üniversiteden, üniversitelilerden, edebiyattan, tiyatrodan iltifatlarımızı eksik etmiyoruz. Odanın havası zehirli laflardan adeta ağırlaşıyor, boğucu oluyor. Havayı kışın olduğu gibi 2 değil artık 3 kurbağa zehirliyor. Soframızda hizmet eden kız kadife sesli bir baritonun gülüşünden, armonika sesine benzeyen bir kahkahadan başka bir de vaudevillerdeki generallerin gülüşünü andıran tatsız cızırtılı bir he duyuyor. Halkımızın serçeler gecesi dediği gök gürültülü, şimşekli, rüzgarlı korkunç geceleri vardır. Böyle bir serçeler gecesini ben de yaşadım. Gece yarısından sonra uyanıp birdenbire yatağımdan fırlıyorum. Nedense hemen o anda ölecekmişim gibi geliyor. Neden böyle bir duyguya kapılıyorum? Vücudumda ani bir ölümü gösteren tek bir his yok. Fakat ruhum korkunç bir yangının ilk alevlerini görmüş gibi dehşet içinde. Aceleyle ışığı yakıp doğruca sürahiden su içiyor, kendimi açık pencereye atıyorum. Kuru ot ve daha güzel bir şeyler kokuyor. Bahçe çitenin sivri uçlarını, pencerenin önündeki uykulu cılız ağaçları, yolu ve ormanın koyu şeridini seçiyorum. Gökte sakin parlak bir ay var, tek bir bulut görünmüyor. Her taraf sessizlik içinde, yaprak kıpırdamıyor. Sanki her şey bana bakıyor, nasıl öleceğimi dinliyormuş gibi. İçim ürperiyor. Pencereyi örtüp yatağıma koşuyorum. Nabzımı yokluyorum. Bileğimde bulamayınca şakaklarımda, çenemde, sonra tekrar bileğimde arıyorum. Nereye dokunsam her yanım soğuk, terden yapış yapış. Soluğum sıklaşıyor, vücudumu bir titreme alıyor. İçimde her şey hareket halinde, yüzümde, saçsız kafamın üstünde bir örümcek ağ kuruyormuş gibi bir his içindeyim. Ne yapmalı? Bizimkileri çağırmalı mı? Hayır, istemez. Karımla Liza'nın odama girince ne yapacaklarını bir türlü düşünemiyorum. Başımı yastığın altına sokup gözlerimi yumarak bekliyorum. Sırtım üşüyor, içimde ölümün kesinlikle arkamdan sinsi gelip birden bastıracağı duygusu var. Birdenbire gecenin sessizliğinde kivi diye incecik bir çırlama duyuluyor. Bunun göğsümden mi yoksa sokaktan mı geldiğini kestiremiyorum. Kivi... Tanrım, ne kadar korkuyorum. Canım daha su istiyor ama gözlerimi açmaya, başımı kaldırmaya korkuyorum. Bilinçsiz, hayvani bir dehşet duyuyorum. Neden korktuğumu da bir türlü anlamıyorum. Yaşamak istediğimden mi yoksa yeni henüz duymadığım bir ıstırap beni beklediği için mi ürküyorum? Yukarıdan, üst kattan birisinin ya inleyen ya da gülen sesi geliyor. Dinliyorum. Az sonra merdivende adım sesleri duyuluyor. Birisi hızla aşağı inip tekrar yukarı çıkıyor. Bir an sonra ayak sesi gene aşağıdan duyuluyor. Kapımın önünde durup dinleyen biri var. Kim o diye bağırıyorum. Kapı açılıyor. Cesaretle gözlerimi açıp karımı görüyorum. Yüzü sapsarı, gözleri yaşlı. Uyumuyor musun Nikolay Stepanoviç? Ne var? Tanrı aşkına git Liza'ya bak, bir şeyler oluyor ona. Artık yalnız olmadığım için memnunum. Peki. Hay hemen geliyorum diye mırıldanıyorum. Karımın arkasından yürüyorum. Heyecanımdan söylediklerinin hiçbirini anlayamıyorum. Mum ışığından merdiven basamaklarına açık renkli lekeler zıplıyor. Upuzun gölgelerimiz titreşiyor. Dizlerim sabahlığımın eteklerine dolaşıyor. Tıkanıyorum. Peşimden birisi kovalayıp sırtıma yapışacakmış gibi geliyor. İşte şimdi şuracıkta merdiven başında ölüvereceğim diye düşünüyorum. Şimdi. Merdiveni çıkıyoruz. İtalyan penceresinin bulunduğu karanlık koridoru geçip Liza'nın odasına giriyoruz. Kızım geceliğiyle çıplak ayaklarını sarkıtmış yatağında oturarak inliyor. Getirdiğimiz mumun ışığından gözlerini kırpıştırarak "Aman tanrım, yapamam, yapamam" diye mırıldanıyor. "Nen var Liza, ne oldun yavrum?" diyorum. Beni fark edince doğrularak boynuma atlıyor. Hıçkırıklar arasında "Babacığım, benim şeker babacığım, canım minik babacığım, bana bir şeyler oluyor, bilmiyorum, fenayım" diyor. Sarılıp öpüyor. Küçükken beni severken sıraladığı çocukça tatlı sözleri tekrarlıyor. "Sakin ol kızım, Tanrı korusun ağlama, ben de pek iyi değilim" diyorum. Yatırıp üstünü örtmeye çalışıyorum. Karım Liza'ya su veriyor. İkimiz yatağın önünde düzensiz hareketlerle dolaşıyoruz. Omzum karımın omzuna çarptıkça vaktiyle beraberce çocuklarımıza banyo yaptırışımızı hatırlıyorum. Karım "Ona bir şey ver, yardım et, bir şey yap canım" diye yalvarıyor. Ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Çocuğun ruhunda bir ağırlık var ama ben bunu anlamıyor, bilemiyorum. Elimden sadece "Bir şey değil, bir şey değil, geçer, uyumana bak kızım" diye mırıldanmak geliyor. Aksi gibi o anda avlumuzda bir köpek uluması duyuluyor. Önceden yavaş, cesaretsiz, sonra yüksek perdeden ulumalar. Köpek uluması, baykuş ötmesi gibi kör inançları hiçbir zaman aldırmazdım. Ama o anda kalbim ıstırapla burkuluyor. Kendi kendime bu ulumayı açıklamaya çalışıyorum. Saçma, bir organizmanın bir diğeri üzerindeki etkisinden ibaret. Sinirlerimin şiddetli gerginliği karıma, Liza'ya, köpeğe geçti. Hepsi bundan ibaret. Ön sezi, peşin görüşlerde bu gibi asabi duyguların aktarımıyla açıklanır diye düşünüyorum. Az sonra Liza'ya reçete yazmak için odama dönünce artık yakında öleceğimi düşünmüyorum. Ama içimde öyle ezici, bunaltıcı bir duygu var ki böyle ansızın ölüvermediğime de üzülüyorum. Uzun zaman odamın ortasında hareketsiz duruyor. Liza'ya yazacağım ilaçları düşünüyorum. O sırada yukarıdaki iniltiler kesiliyor. Bunun üzerine reçete yazmamaya karar veriyorum. Gene de olduğum yerde duruyorum. Ortalıkta ölü bir sessizlik. Bir yazarın dediği gibi insanın kulaklarını çınlatan bir sessizlik var. Vakit geçmek bilmiyor. Ayın pencerenin pervazına vuran ışığı donmuş gibi konumunu değiştirmiyor. Şafağa daha epey var. Birdenbire bahçe kapısının gıcırtısı duyuluyor. Birisi sessiz adımlarla yürüyor. Sıska ağaçlardan birinden bir dal kopararak usulcacık pencereye vuruyor. Bir sesin "Nikolay Stepanoviç" diye fısıldadığını duyuyorum. Nikolay Stepanoviç. Camı açınca bir rüya gördüğümü sanıyorum. Pencerenin altında beyaz elbisesi ay ışığında parlayan bir kadın duvara sokularak duruyor. İri gözlerini bana dikmiş. Bembeyaz ciddi yüzü ay ışığında mermerdenmiş gibi hayali bir yüze benziyor. Çenesi titriyor. "Benim, ben Katya" diyor. Ay ışığında bütün kadınların gözleri iri siyah görünür. İnsanlar genellikle daha uzun ve solgun benizlidir. Besbelli bunun için Katya'yı ilk anda tanıyamadım. "Ne istiyorsun?" dedim. "Affedin, durup dururken içime fenalık geldi. Dayanamadım, buraya geldim. Pencerenizde ışık görünce vurayım dedim. Kusura bakmayın, ne kadar fena olduğumu bilseniz. Ne yapıyorsunuz?" "Hiç, her zamanki uykusuzluk." "İçinde bir ön sezi vardı. Gerçi saçma ama." Kaşlarını kaldırıyor. Gözleri yaştan pırıl pırıl. Bütün yüzünü bildik ama çoktandır görmediğim saf bir güven ifadesi aydınlatıyor. Yalvaran bir tavırla ellerini bana uzatarak "Nikolay Stepanoviç, kuzum ne olur çok rica ederim, yalvarırım. Size olan dostluğumu, saygımı hor görmüyorsanız ricamı kabul edin" diyor. "Neymiş o?" "Paramı alın." "Daha neler, ne yapacağım paranı?" "Tedaviniz için bir yere gidersiniz, alacaksınız değil mi? Alacaksınız canım değil mi?" Heyecanla yüzüme bakarak "Değil mi, alacaksınız" diye tekrarlıyor. "Hayır kızım, almayacağım, teşekkür ederim" diyorum. Bana sırtını dönerek başını eğiyor. Herhalde teklifini reddederken sesimin aldığı ton bir daha bu para konusuna dönmesini hoş görmeyeceğimi ifade ediyor. "Hadi eve dön, yat Katya, yarın görüşürüz." dostluğumu kabul etmiyorsunuz demek, diyor hüzünle. Bunu demek istemiyorum fakat paranın bana faydası yok. Katya sesini bir perde alçaltarak, özür dilerim, haklısınız. Benim gibi bir aktrist eskisinden bir şey kabul etmek. Neyse, hoşça kalın. Öyle hızla uzaklaşıyor ki cevap vermeye vakit bulamıyorum. Harkov'dayım. Bugünkü halimle mücadele etmenin hem faydasız hem kudretim dışında olduğunu anladığım için hayatımın son günlerinin hiç olmazsa resmi bakımdan kusursuz olmasını istedim. Aileme karşı haksızlıklarım olmuşsa bunu tamamıyla kabul ediyorum. İsteklerine göre hareket ederek bunu kısmen olsun gidermeye çalışacağım. Harkov'a mı gitmem gerekiyor? Pekala, Harkov olsun. Zaten son zamanlarda her şeye karşı ilgimi o derece kaybettim ki gideceğim yerin Harkov, Paris, Berdiçev olması benim için hiç fark etmiyor. Harkov'a tam öğle vakti geldim. Katedral kilisesine yakın bir otele indim. Tren beni tuttu. Cereyan baş ağrısı yaptı. Yatağımda oturarak başımı tutuyor. Her zamanki tikin başlamasını bekliyorum. Hemen bugün tanıdık profesörlere gitmeliyim. Ama bunu yapacak ne halim ne de niyetim var. Odaya giren ihtiyar bir uşak yatak takımı getirip getirmediğimi soruyor. Adamı birkaç dakika yanımda alıkoyarak buraya gelişimin asıl sebebi olan Ginecker hakkında bir iki soru soruyorum. Uşak Harkov'un yerlisiymiş. Şehri avucunun içi gibi bilirmiş. Bununla beraber Ginecker adında bir aile hatırlamıyormuş. Koridordaki saat sırayla biri, sonra ikiyi çalıyor. Ölümü beklediğim hayatımın son ayları bana bütün ömrümden uzun geliyor. Hiçbir zaman vaktin ağır geçmesine bu derece uysallıkla tahammül ettiğimi bilmem. Eskiden istasyonda tren beklerken ya da sınav sırasında bir çeyrek saat bir asır kadar uzun gelirdi. Oysa şimdi bütün gece yatakta kıpırdamadan, tam bir kayıtsızlıkla önümde yarın da öbür günde hep bunun gibi uzun, renksiz geceler olacağını düşünebiliyorum. Koridordaki saat 5'i, 6'yı, 7'yi vuruyor. Ortalık kararıyor. Yanağımda bir ağrı hissediyorum. Tik başlıyor. Bir şey düşünerek oyalanmak için eski halimle kendi kendime soruyorum. Benim gibi tanınmış birinin, general rütbesinde bir profesörün bu küçük otel odasında başkasına ait boz renkli battaniyeyle örtülü yatakta ne işi var sanki? Ne diye oturup şu ucuz teneke musluğa bakıyor, koridordaki adi saatin zırıltısını dinliyorum. Bütün bunlar şöhretime, insanlar arasındaki yüksek konumuma yaraşır mı? Bu sorulardan sonra gülümsüyorum. Gençliğimdeki şöhreti ve şöhret sahiplerinin sözüm ona ayrıcalıklı konumlarını gözümde büyütmek saflığımı gülünç buluyorum. Meşhurum. Adım saygıyla anılıyor. Resmim Niva'da, Visemirna'ya, İllüstrasya'da çıktı. Özgeçmişimi bir Alman dergisinde bile okudum. Ama sonu ne? Yapayalnız yabancı bir şehirde, yabancı bir yatakta oturmuş, ağrıyan yanağımı ovuşturuyorum. Aile dırıltısı, alacaklıların insafsızlığı, trendeki görevlilerin kabalığı, pasaport işleminin rahatsızlığı, istasyon büfelerindeki yemeklerin pahalı ve sağlıksız oluşu, her yerde birbirimize karşı davranışlarımızdaki hımbıllık, kabalık ve sayması uzun sürecek bir yığın aksaklık, yalnız kendi sokağında bilinen herhangi basit bir mahalleli kadar beni de ilgilendiriyor. O halde ayrıcalıklı konumum nerede? Benim bin kat daha şöhretli, vatanımın övündüğü bir kahraman olduğumu varsayalım. Bütün gazeteler hastalığıma dair bültenler basıyor. Arkadaşlarımdan, öğrencilerimden ve halktan geçmiş olsun dilekleriyle mektuplar geliyor. Bütün bunlar beni yabancı bir yatakta hüzün içinde bir başına ölmekten kurtaramaz. Kuşkusuz bunda kimsenin suçu yok ama ne yalan söyleyeyim, şu ünlü adamı hiç sevmem ben. Beni aldatmış gibime geliyor. Saat 10'a doğru uyuyorum. Tike rağmen deliksiz bir uykuya dalıyorum. Uyandırılmasam geç vakte kadar uyurdum. Saat 2 olmadan birdenbire kapı çalınıyor. Kim o? Telgraf. Telgrafı alırken uşağa yarın veremez miydin, şimdi bir daha uyku tutmaz diye çıkışıyorum. Affedersiniz, odanızda ışık yandığı için uyanıksınız sandım da. Telgrafı açıp ilkin imzaya bakıyorum. Karımdan. Ne istiyor acaba? Ginecker ile Liza dün gizlice evlendiler. Gel. Telgrafı okurken bir an korku duyuyorum. Liza ile Ginecker'in yaptıklarından değil, evlenmeleri haberine duyduğum kayıtsızlıktan ürküyorum. Filozoflarla gerçek alimlerin her şeye kayıtsız olduğunu söylerler. Yalan. Kayıtsızlık bir ruh felci, zamansız ölümdür. Tekrar yatağa girip oyalanacak düşünceler aramaya başlıyorum. Neyi düşünmeli? Galiba artık her şeyi düşündüm. Dimağımı harekete geçirecek hiçbir şey kalmamış. Gün ağrırken yatağımda dizlerimi ellerimle sararak oturmuş, başka bir şey bulamadığım için kendimi tanımaya çalışıyorum. Kendini tanı. Mükemmel, yararlı bir öğüt. Yazık ki eskiler bu öğütten faydalanmanın yolunu göstermemişler. Önceleri başkasını ya da kendimi tanıma arzusu duyduğum zaman tamamen görece olan hareketleri değil, istekleri dikkate alırdım. Bana ne istediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. İşte şimdi kendimi sanıyorum. İstediğim nedir? İstediğim, karılarımız, çocuklarımız, dostlarımız ve öğrencilerimizin bizde isim, firma, yafta değil, alelade insanı sevmesi. Daha başka? Yardımcılarım, mesleki varislerim olması. Daha? Şöyle 100 yıl sonra uyanıp ilmin ne hale geldiğine bir bakmak isterdim. 10 yıl kadar daha yaşamak da fena olmazdı. Ondan sonra? Sonra hiç. Düşünüyorum. Uzun uzun düşündüğüm halde aklıma bir şey gelmiyor. Ama ne kadar düşünürsem düşüneyim, düşüncelerim nerelere uzanırsa uzansın, isteklerimde esaslı çok önemli bir eksiklik bulunduğu benim için gün gibi açık. Bilime düşkünlüğümde, yaşama hevesimde, yabancı yatakta oturmamda ve kendimi tanıma gayretimde, bütün fikir, duygu ve anlayışlarımda bunlara bir bütünlük, beraberlik niteliği veren unsur yok. Her duygu, her düşünce içimde ayrı ayrı yaşıyor. Bilim, tiyatro, edebiyat, öğrenciler hakkındaki fikirlerimde, hayalimin çizdiği bütün tablolarda en usta tahlilci bile ortak amacı insanoğlunun tapındığı ideali bulamaz. Bunlar olmayınca da hiçbir şey yok demektir. Böylesi bir yoksulluk içindeyken ciddi bir rahatsızlığın, ölüm korkusunun, olayların ve insanların etkisinin, o zamana kadar hayatın anlamı, sevinci saydığım her şeyi bir anda paramparça edip dağıtmasını tabii saymak lazım. Bu yüzden hayatımın son aylarına bir köleye, bir barbara yakışacak düşünce ve duygularla karartmamda, tam bir kayıtsızlık içinde şafağı göremez oluşumda şaşılacak bir taraf yok. Bir insanın içinde dış etkileri alt edecek daha yüksek, daha kuvvetli duygular yoksa, ona hürmetlice bir nezle bile yeter. Hemen dengesini kaybeder. Her kuşta baykuş ötüşü, her seste köpek uluması duymaya başlar. Kötümserliği, iyimserliği ve bunlara bağlı irili ufaklı fikirler hep bir takım hastalık belirtileriyle el ele gider. Yenildim. Madem ki böyle, düşünmeye devam etmek, konuşmak gereksiz artık. Oturup sessizce ne olacağını bekleyeceğim. Sabah Uşakçay'la yerel gazeteyi getiriyor. Dalgınlık içinde ilk sayfanın başlıklarını, başyazıyı, gazetelerden, dergilerden özetleri, çeşitli haberleri okuyorum. Haberler arasında gözüme şu yazı ilişiyor. Dünkü ekspresle Harkov'a tanınmış bilgin, değerli Profesör Nikolay Stepanoviç filanca gelerek falan otele inmiştir. Anlaşılan büyük isimler sahiplerinden ayrı yaşamak için yaratılır. Şu anda adım Harkov'da pervasızca dolaşıyor. 2-3 ay sonra bir mezar taşında yaldızlı harflerle ışıldayacak. Halbuki ben o sırada otla, yosunla örtülü olacağım. Hafif bir kapı tıkırtısı. Birisi beni arıyor. Kim o? Giriniz. Kapı açılıyor. Hayretle bir adım gerileyerek aceleyle sabahlığımın eteklerini kavuşturuyorum. Önümde Katya duruyor. Merdiven çıktığı için ağır ağır soluk alarak "Merhaba, beklemiyordunuz değil mi? Ben de buraya geldim." diyor. Oturuyor. Kekeleyerek yüzüme bakmadan devam ediyor. "Niye bana hoş geldin demiyorsunuz? Ben de geldim. Bugün bu otelde olduğunuzu öğrendim. Görmeye geldim." Omuzlarımı kaldırarak çok memnun oldum fakat şaşırdım doğrusu. Gökten inmiş gibisin, ne işin var burada diyorum. Benim mi? Hiç, geliverdim işte. Bir sessizlik oluyor. Katya yerinden koparcasına kalkarak bana yaklaşıyor. Sararmış bir yüzle ellerini göğsüne bastırmış. Nikolay Stepanoviç, böyle yaşayamam ben, yapamam. Tanrı aşkına ne yapmam gerek? Hemen söyleyin Nikolay Stepanoviç, söyleyin ne yapayım? Ne söyleyeyim? Elimden bir şey gelmez ki. Katya tıkanarak, bütün vücuduyla titreyerek devam ediyor. Söyleyin, yalvarırım size. Yemin ediyorum böyle yaşayamam artık, halim kalmadı. Sandalyeye çöküp hıçkırıklarla ağlamaya başlıyor. Başını arkaya atmış, ellerini birbirine geçirerek sıkıyor, ayaklarını yere vuruyor. Başından kayan şapkası lastiğinden sallanıyor, saçları dağılmış. Yardım edin bana, dayanamıyorum artık, yardım edin. Çantasından mendilini çıkarırken birkaç mektup fırlatıyor. Mektuplar dizlerinden yere düşüyor. Toparlarken Mihail Fyodoroviç'in yazısını tanıyorum. İster istemez ihtirasla kelimesini okuyorum. Bir şey söyleyemem Katya, diyorum. Hep hıçkırarak yakaladığı elimi öpüyor. Yardım edin ne olur, babamsınız, biricik dostumsunuz, zekisiniz, bu kadar okudunuz, uzun bir ömür yaşadınız, hocalık ettiniz. Söyleyin, ne yapmam gerek, söyleyin. Şaşırdım, bozuldum. Ağlaması duygulandırdı beni. Güçlükle ayakta durabiliyorum. Zoraki bir gülümsemeyle, hadi kahvaltı edelim Katya, ağlama artık, diyorum. Arkasından kırık bir sesle yakında aranızda olmayacağım diye ekliyorum. O ellerini bana uzatarak bir şey söyleyin, tek bir söz söyleyin, ne yapmalıyım diye ağlamaya devam ediyor. Tuhafsın gerçekten, anlamıyorum. Bu kadar akıllı bir kız olduğun halde ağlıyorsun. Tekrar sustuk. Katya saçlarını toplayıp şapkasını giyiyor. Sonra dağılan mektupları buruşturarak çantasına tıkıyor. Bütün bunları sessizce, acelesiz yapıyor. Yüzü, göğsü, eldivenleri gözyaşlarından sırılsıklam olmuş fakat yüzü sert ve soğuk. Katya'ya bakarak ondan daha mutlu olduğum için utanıyorum. Ben de filozof arkadaşlarımızın ana fikir diye adlandırdıkları şeyin yokluğunu ölmeden az önce hayatımın gün batımında fark edebildim. Bu zavallı kızın ruhu ise ömrü boyunca huzur bulamamış, bulamayacak da. Hadi kahvaltı edelim Katya diye tekrarlıyorum. Soğuk bir edayla teşekkür ederim, istemem diyor. Sessizlik içinde bir dakika daha geçiyor. Beğenmedim şu Harkov'u, her şey boz renkli, adeta boz bir şehir diyorum. Evet öyle, çirkin bir şehir, çok kalmayacağım burada zaten, geçerken uğradım, hemen bugün gidiyorum. Nereye? Kızıma, Kafkasya'ya. İyi, çok kalacak mısın? Bilmem. Katya kalkıp yüzüme bakmadan soğuk bir gülümsemeyle elini uzatıyor. Ona demek cenazemde bulunmayacaksın diye sormak istiyorum. Fakat Katya bana bakmıyor. Eli soğuk ve yabancı. Sessizce kapıya kadar götürüyorum. İşte odamdan çıktı. Arkasına bakmadan uzun koridoru geçiyor. Peşinden baktığımı biliyor. Herhalde dönemeçte başını çevirip bakacak. Hayır, bakmadı. Siyah elbisesi son defa görünüp gözden kayboldu. Ayak sesi duyulmaz oldu. Elveda hayatım.